Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Pazarlama Yönetimi Dersi 1. Ünite Özeti. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve değer kavramı. Pazarlamaya giriş. Pazarlama faaliyetleriyle günlük hayatımızın neredeyse her aşamasında karşılamamıza rağmen, birçoğumuzun pazarlama hakkında doğru bilgiye sahip olmadığını söylemek mümkündür. Bazı apartmanların girişlerinde asılı duran pazarlamacı, dilenci ve satıcı giremez yazıları, pazarlama kavramının toplum tarafından ne kadar yanlış anlaşıldığının bir göstergesidir. Pazarlama hakkında eksik ya da yanlış bilinen bilgiler doğrultusunda, pazarlama faaliyetleri genel olarak satış olarak algılanmaktadır. İşletmeler, ana amaçlarından olan kar elde etmek için hedef pazarın ihtiyaçları doğrultusunda kendi faaliyet alanlarında ürün ya da fikir üreterek, bunları tüketiciye sunmaktadırlar. Bu süreçte, işletmeler birçok pazarlama faaliyetinden yararlanmaktadır. Bir işletmede pazarlama faaliyetleri ürünlerin üretim aşamasından önce başlamakta, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi amacıyla pazar araştırması yapılmaktadır. Tüketicilerle sürekli iletişimde olmasından dolayı, pazarlama faaliyetleri dışa dönük faaliyet alanlarından biridir. Kar amacı güden işletmelerinde yanı sıra kar amacı gütmeyen işletmelerde pazarlama faaliyetlerinden yararlanmaktadır. Bu yüzden Türkiye'de de faaliyet gösteren Migros, Tansaş, CA22, Nokia gibi işletmeler dışında müzeler, hastaneler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen işletmeler de pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Hatta bazı durumlarda, bireyler ve liderler dahi pazarlama faaliyetlerinde bulundukları için, pazarlama hayattır ifadesinin haklılık payı olduğu söylenebilir. Pazarlamanın konusu ve kapsamı. Pazarlama kavramı, en temel olarak bireyler ve örgütler arasında yaşanan değişim ilişkisi şeklinde tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, pazarlamanın özünde karşılıklı değişim, mübadele, yer almaktadır. Bazı işletmeler pazarlamayı tüketiciyi kandırmak, ürettiği ürünü olmayan özellikleri ve nitelikleriyle tanıtmak gibi hatalı davranışlarda bulunduğu için, pazarlama kimi kesim tarafından olumsuz olarak, kandırmaya dayanan bir faaliyet olarak algılanmaktadır. Yanıltıcı reklamlar, hatalı tanıtım faaliyetleri gibi yanlışları bir kenara koyarsak, pazarlama yoğun iletişim çabalarının tüm insanlığı programlanabilir birer robot olarak gören işletme fonksiyonundan öte, insanların kişiselliğini ve estetik değerlerini göz önünde bulunduran ve onlarla karşılıklı devre dayalı değişim ilişkileri ağları oluşturmaya çalışan sosyal bir bilimdir. Pazarlama üzerine yapılan tanımlar, pazarlamaya yönelik farklı bakış açılarını ortaya çıkarmıştır. Bunlardan ilki, pazarlama yönetimini baz alan Anglo-Sakson yaklaşımı, ikincisi ise ilişkisel pazarlamayı baz alan Altgermen yaklaşımıdır. Anglo-Sakson bakış açısı, değişim odaklı bir pazarlama yaklaşımı iken, Altgerman bakış açısı değişim ilişkileri ağları odaklı bir pazarlama yaklaşımıdır. Hangi bakış açısı olursa olsun, pazarlama genel olarak istek ve ihtiyaçların karşılanması ve değişim sürecidir. Bu değişimin, mübadelenin, gerçekleşmesi için olması gereken koşullar şunlardır. Değişime razı olan en az iki tarafın olması. Bu taraflar arasında iletişim olması. Her bir tarafta, karşı tarafın istediği ya da ihtiyaç duyduğu bir değer olması. Değişim işleminin iki tarafa da fayda sağlaması. Değişim için iki tarafın da gönüllü olması. Pazarlama faaliyetleri genel olarak tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına dayanmaktadır. İhtiyaçlar, insanın doğası gereği ortaya çıkan, istekler ise, bu ihtiyaçların kültürel, psikolojik ve bireysel etkilerle şekillendirilmiş halidir. Bu doğrultuda, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, bireylerin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre açıklamaktadır. Maslow'un belirttiğine göre ihtiyaçlar bir piramit gibidir. S6, şekil 1.1. Bu piramidin en alt kısmında açlık, susuzluk,
barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlar yer alır. İkinci katmanında kişisel güvenlik, iş garantisi, aile güvencesi gibi güvenlik ihtiyaçları yer alır. Üçüncü katmanında bir gruba dahil olma, sevilme gibi sevgi ve ait olma ihtiyaçları, dördüncü katmanda kendine saygı, topluma saygı gibi saygınlık ihtiyaçları yer alır. Piramidin en üst katında ise yaratıcılık ve estetik gibi kendini gerçekleştirme ihtiyaçları yer alır. Bu ihtiyaçlar tabandan üst katmanlara doğru ilerler. Pazarlamanın temeli olan değişim, mübadele, unsuru faydacı değişim, sembolik değişim ve karma değişim olmak üzere üç farklı şekilde ele alınmaktadır. Faydacı değişim, iktisatçılar tarafından ekonomik değişim olarak da anılan faydacı değişim, satın alınan bir üründen elde edilecek fonksiyonel faydayı ifade eder. Faydacı yaklaşım insan davranışlarının rasyonel olduğunu, insanların yaşadıkları değişim ilişkilerini memnuniyetlerini maksimize etmek için yaşadıklarını, satın aldıkları ürün hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını ve dış etkilerden etkilenmediklerini varsaysa da, bu varsayımlardan bazıları geçerli günümüzde olmamaktadır. Örneğin, ayakkabı alan tüketicilerin o ayakkabıyı sadece giymek amacıyla değil, psikolojik sebeplerle de satın almış olması gibi. Sembolik değişim, sembolik değişime konu olan ürünler psikolojik, sosyal ve soyut varlıklardır. Günümüzde pazarlama faaliyetleri incelendiğinde, bu soyut varlıkların pazarlamadaki değişime konu oldukları görülmektedir. Örneğin, orta sınıf bir otele gitmektense, lüks bir tatil satın almayı tercih eden bir tüketici sadece dinlenme ve tatil yapma hizmeti satın almamakta, bunun yanı sıra kendine sağlayacağı saygınlığı ve toplumda kabul görme duygusunu da satın almış olmaktadır. Karma değişim, faydacı ve sembolik değişimin bir arada olduğu durumları ifade eden karma değişim, pazarlama insanı olarak bir tüketici tipi ortaya koymaktadır. Bu tüketici tipi, bazen rasyonel bazen rasyonel değildir. Somut olduğu kadar soyut, içsel olduğu kadar dışsal kaynaklı güdülere sahiptir. Değişimlerinin sebebi hem psikolojik hem de sosyolojiktir. Yeterli bilgiye sahip olmasa da bilinçsiz olarak maliyet ve ekonomik hesaplar yapar. Pazarlamada fayda kavramı. Pazarlama faaliyetlerinin tüketicilere sunduğu faydalar şekil faydası, zaman faydası, yer faydası ve mülkiyet faydası olmak üzere dört çeşittir. Üretim bölümünün girdileri kullanarak çıktı elde etme aşamasında şekil faydası elde edilmektedir. Tüketicilerin istediği anda bir ürün satın alma imkanına sahip olması zaman faydasını ifade etmektedir. Tüketiciler, bir ürüne sahip olmak için bir bölgeye gitmek durumunda kalmamakta, böylece yer faydası elde etmiş olmaktadırlar. Bu fayda, sadece mallar için geçerli bir fayda türü olmakla birlikte, hizmet işletmeleri için geçerli değildir. Tüketiciler kendilerine sunulan ürünleri satın almakla da mülkiyet faydası elde etmiş olmaktadırlar. Pazarlama düşüncesinin gelişimi. Dünyada yaşanan siyasi, ekonomik, sosyolojik değişimler birçok alanda olduğu gibi pazarlama düşüncesinin gelişiminde de önemli rol oynamıştır. 1930'lu yıllarda sonunda yaşanan ekonomik kriz, göçler, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından meydana gelen yüksek doğum oranları yeni tüketici kuşaklarını ortaya çıkarmıştır. Bu değişimlere paralel olarak pazarlama düşüncesi de üretim yaklaşımı, ürün yaklaşımı, satış yaklaşımı, pazarlama yaklaşımı, sosyal pazarlama yaklaşımı ve ilişkisel pazarlama yaklaşımı olmak üzere çeşitli aşamalar geçirmiştir. S10'daki tablo 1'i inceleyiniz. Üretim yaklaşımı, bu dönemde işletmeler sadece üretime odaklanmışlar ve üretim hattını genişletmeye çalışmışlardır. Ne üretirsem satarım düşüncesinin hakim olduğu bu dönemli yıllarda başlamış ve 50 yıllara kadar devam etmiştir. Ürün yaklaşımı, bu dönemde işletmeler kaliteli ve yüksek performanslı ürünler üretmeye ağırlık vermişlerdir. Satışı artırmak için başka bir çaba içerisine girilmemiş, sadece yüksek performanslı ve verimli ürünler üretilmesi hedeflenmiştir. Lu yıllarda başlayarak li yıllara kadar devam eden bu dönemi, Henry Ford'un siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobili tercih edebilirsiniz sözü yansıtmaktadır. Satış yaklaşımı, bu dönemde işletmeler, artan rekabete karşı ürünlerini satabilmek için farklı teknikler geliştirme yoluna gitmişlerdir. Israr ederek ürünlerin satın alınmasını sağlamaya çalışmışlar, yanıltıcı reklamlarla tüketiciler ikna edilmeye çalışılmıştır. Li yıllarda başlayarak li yıllarda sona eren bu dönemde, ürünlerin satın alınması değil, satılması sağlanmıştır. Pazarlama yönetimi yaklaşımı, bu dönemde işletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını araştırmışlar, bu doğrultuda ürün üretmeye özen göstermişlerdir. İşletme süreci pazar araştırmasıyla başlamakta ve satış tahminleriyle devam etmektedir.
1950'li yıllardan başlayarak günümüzde yansımalarının bazı işletmelerde hala görüldüğü bu yaklaşımda, iyi tanımlanmış hedef pazarlar, belirlenmiş tüketici istek ve ihtiyaçları ve tüketiciler üzerinde etki bırakmak ön plandadır. Pazarlamacılar teknolojik gelişmeler ile birlikte tüketicilerin neye ihtiyaç duyduklarını belirleyerek, istek haline getirmişlerdir. Sosyal pazarlama yaklaşımı, bu dönemde işletmeler, tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretim yaparken toplumun yararlarını da gözetmeye başlamışlardır. 50'li yıllarda başlayarak günümüzde hala devam bu yaklaşımla, özellikle çevre kirliliği, insan sağlığı gibi hassas konularda duyarlı olmaya başlayan işletmeler, hem toplumu ve tüketicileri tatmin etmiş hem de kar amacını sağlamış olmaktadırlar. İlişkisel pazarlama yaklaşımı, bu dönemde 4P olarak da anılan pazarlama karması elemanlarının yetersizliği ortaya çıkmış ve tüketici memnuniyeti için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu yaklaşımla birlikte tüketiciyle daha fazla ilişki kurmaya odaklanan bir dönem başlamıştır. 50'li yıllarda başlayarak günümüzde hala devam eden bu anlayışın özünde iletişim, karşılıklı etkileşimler, değer yaratılması ve mevcut müşterilerin elde tutulması bakış açısı yer almaktadır. İlişkisel pazarlama yaklaşımının temel bileşenleri bağlılık, empati, karşılıklılık, güven ve vaattir. Bağlılık, taraflar arasında oluşan, arzu edilen amaca yönelik birleştirici bir boyuttur. Empati ticari ilişkilerde durumunun diğerinin bakış açısından değerlendirilmesi olarak ifade edilen boyuttur. Karşılıklılık taraflardan birinin diğeri için ileride benzer bir davranışın kendisi için yapılacağı beklentisiyle bir takım menfaatler sağlamasıdır. Güven kavramı, bir tarafın diğer tarafın niyetlerine inanç ve kanaat getirmesidir. Pazarlama karması, pazar sunumu, yönetimi. Pazarlama karması, işletmenin pazarlama ile ilgili tüm faaliyetlerini kapsayan bir yapıdır. İngilizce baş harfleriyle 4P olarak bilinen pazarlama karması elemanları ürün, product, fiyat, price, dağıtım, place ve pazarlama iletişimidir, promotion. Ürün, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarından ötürü talep ettiği soyut ya da somut her şey ürün kapsamında ele alınır. Tüketicilerin işletmelerden talep ettiği her şey ürün olarak adlandırıldığı için ürünün tasarımı, ambalajı, sunuş şekli, özellikleri önem teşkil etmektedir. İşletmenin tüketicinin zihninde konumlandırılmasında ürününün yeri büyük olduğundan, ürün aynı zamanda bir rekabet aracıdır. Fiyat, tüketicilerin satın almayı istedikleri ürün için ödedikleri bedel fiyat olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama karmasının diğer elemanları içerisinde değişikliklere en hızlı ayak uyduran eleman olan fiyat, tüketicinin ürüne dair algısını doğrudan etkilemekte, işletmeler açısından ise bir kazanç ve kar aracıdır. Dağıtım, işletmeler tarafından üretilen ürünlerin hedef pazara ulaştırılmasını iade eden dağıtım, taşıma, depolama, dağıtma ve son tüketiciye ulaşma aşamalarını kapsamaktadır. Üretim yeri ile tüketim yerini birbirine bağlayan dağıtım unsuru, tüketicinin zihninde ürünle ilgili olan algıyı etkilemektedir. Pazarlama iletişimi, üretilen, fiyatı belirlenen ve dağıtımı gerçekleşen ürünler hakkında işletmelerin tüketicilerle iletişime geçmesi gereken aşamada pazarlama iletişimi karma elemanı ortaya çıkmaktadır. En yaygın olarak karşılaştığımız pazarlama iletişimi türleri reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma ve kişisel satıştır. Öte yandan pazarlama karması elemanları, 4P, yalnızca mikro konuları kapsaması, sınırlı bir yönetimsel uygulamaya sahip olması, pazarın değişkenliğini göz ardı etmesi, tek yönlü olması ve salt teorik bir yapı içermesi bakımından eleştirilmektedir. Pazarlama karmasına getirilen eleştiriler. Pazarlama karması kavramı yalnızca mikro konuları ilgilendirmesi nedeniyle yetersizdir. Pazarlama faaliyetlerine katılan ya da bunlardan etkilenen kişilere bilgi yayımı, pazarlama fonksiyonunun içsel görevlerine ilgi göstermediği için kavramın örgütsel bağlamda sınırlı bir yönetimsel uygulamaya sahiptir. Pazarlama karması kavramı pazarı değişken olmayan bir yapı içerisinde kabul etmekte ve pazarın değişkenliğini göz ardı etmektedir. Pazarlama karması kavramı tek yönlü, etki-tepki, özelliğe sahiptir. Bu tek yönlü bakış açısı neticesinde, İşletmelerin odasını oluşturan değişim ilişkilerinden bahsedilemez. Pazarlama karması elemanları teorik bir yapı içermektedir. Bu elemanlar uygulamada yetersiz kalmaktadır. Bu karma elemanlarının ortaya atıldığı yıllarda mevcut bulunan pazar yapıları günümüzde oldukça değişmiş ve bu elemanlar yetersiz duruma gelmiştir. Değer kavramı. Değer kavramı bazı maliyetlerin karşılaştırılması sonucu elde edilen, tüketicinin algılamasına dayalı olan soyut bir unsurdur.
1970'li yıllarda önemsenmeye başlanan değer kavramı müşteri tarafından algılanan değer ve işletmeler açısından müşteri değeri olmak üzere iki aşamalıdır. Şekil 1-2. Müşterinin algıladığı değer. Müşterinin algıladığı değer toplam algılanan faydanın toplam algılanan maliyete oranlanmasıdır. Müşterinin markada algıladığı değer ise, tüketicinin bir üründen algıladığı fayda karşılığında fedakarlık etmeye hazır olduğu bir maliyeti yani fedakarlığı ifade etmektedir. Markada algılanan toplam fayda ürün faydası, hizmet faydası, personel faydası ve imaj faydasından, markada algılanan toplam maliyet ise finansal maliyet, zaman maliyeti, enerji maliyeti ve psikolojik maliyetten oluşmaktadır. S16, Şekil 1-3. Değişim ilişkilerine odaklanırken, bazı işletmeler ileriyi görememekte ve kısa vadeli düşünerek hareket etmekte, böylece pazarlama miyopluğuna yakalanmaktadır. İşletmeler rekabetçi avantaj sağlamak amacıyla ya toplam faydayı arttırmayı ya da toplam maliyeti düşürmeyi tercih etmektedirler. İşletmeler açısından müşteri değeri, işletmeler müşteri değeri yaratma aşamasında müşteriler bizi neden tercih etmezler ve müşteriler bizden ne beklerler sorularının cevaplarını ararlar. Bu sorulara yanıt aranırken işletme içi sorunlara ve müşterilerin beklentilerine odaklanmaları gerekmektedir. İşletmeler açısından müşteriler ilk önce potansiyel müşteri olmakta, zaman içerisinde müşteri, sürekli müşteri ve sadık müşteri olma şeklinde ilerlemektedir. Bu sürecin başında işletmeler açısından pazarlama yatırımı en yüksek seviyede, müşteri kırılığı ise en düşük seviyededir. Süreç ilerledikçe yani, potansiyel müşteriler müşteri, sürekli müşteri ve sadık müşteri oldukça işletme açısından pazarlama yatırımları azalmakta, müşteri kırılığı ise yükselmektedir. Pazarlama yönetimi dersi 2. ünite özeti. Pazarlama çevresi ve bilgi sistemi. Pazarlama çevresinin izlenmesi. Pazarlama çevresi, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, son derece dinamik olan, makro ve mikro bileşenlerden oluşan bir çevredir. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen her türlü değişken, pazarlama çevresini oluşturmaktadır. Bu değişkenlerin, işletmeler için hem fırsat hem de tehdit niteliği taşıdığından sistematik bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bu noktada pazarlama istihbaratı önemli rol oynamaktadır. Pazarlama araştırmalarıyla elde edilen bilgi sayesinde pazarlama çevresi sürekli izlenerek değerlendirilir ve pazarlama faaliyetlerine yön verilir. Pazarlama çevresinin kontrol edilemeyeceğini düşünen reaktif işletmeler, değişim söz konusu olduğunda doğru tepkiyi vermeye çalışırken, proaktif işletmeler kendi rekabet güçlerini azaltmayacak şekilde değişimi etkilemeye çalışır. İşletmelerin pazarlama çevrelerini nasıl izlediklerine işletme boyutu açısından bakacak olursak, büyük işletmelerin mega pazarlama yaptığı görülmektedir. Mega pazarlama, işletmelerin, halkın, kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, geniş bir yelpazedeki iş, konu ve faaliyetlerin stratejik hedefler doğrultusunda harekete geçirilmesi faaliyetleridir. Orta ölçekli işletmeler istihbarat sistemleri ve pazarlama araştırmaları departmanlarıyla pazarlama çevresini izlerken küçük ölçekli aile işletmelerinde kitle iletişim araçları takip edilmekte ya da işletme sahipleri sezgilerini kullanmaktadır. Pazarlamacılar, pazarlama çevresinin izlenmesinde 4 aşamalı bir model önermektedir. İlk olarak pazarlama çevresinde değişimlerin sürekli takip edilmesiyle izleme aşaması gerçekleştirilir. Değişim tespit edildikten sonra ortaya çıkan eğilim ve modellerin yapısına ilişkin kanıtlar toplanarak mevcut duruma ilişkin kesin bir tablo ortaya çıkarılmaya çalışılarak kontrol aşaması gerçekleştirilir. Değişimin olası etki alanlarının, hızının ve yoğunluğunun tahmin edilmesiyle tahmin aşaması uygulanır. Son olarak tahminler üzerinden etki alanlarının değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirme aşaması olarak isimlendirilen bu aşamada, değişimin ortaya çıkmasının ve etkisinin yüksek olduğu durumlarda proaktif pazarlama faaliyetleriyle değişim önlenmeye, geciktirilmeye ya da etkileri azaltılmaya çalışılır. Aksi durumda ise kontrol çalışmalarıyla değişim izlenmekle yetinilir. Pazarlama çevresi, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, son derece dinamik olan, makro ve mikro bileşenlerden oluşan bir çevredir. Makro çevre. Makro çevre elemanları. Demografik çevre. Doğal çevre. Teknolojik çevre, politik ve yasal çevre, kültürel çevredir. Pazarlama yöneticileri, yapabilecekleri ya da tepkilerinin daha kısıtlı olduğu makro çevredeki değişimlere tahminleme yoluyla hazırlanmaya çalışırlar. Demografik çevre, doğum ve ölüm oranlarındaki değişimler, etnik azınlıklar, ülke içinde yaşanan göçler, ortalama aile büyüklüğü, eğitim düzeyi,
işsizlik oranı, nüfusun yaş dağılımı ve gelir dağılımı, kırsal ve kentsel nüfus oranı gibi değişkenlerden oluşur. Bu değişkenler ayrı işletmeler için fırsat ya da tehdit niteliği taşımakta olduğundan izlenmesi gerekir. Doğal çevre, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin gelişmesiyle tüketiciler, işletmelerin çevreye duyarlı olmasını beklemektedir. Bu yüzden işletmeler çevreci faaliyetlere yönelmektedir. Dahası tüketiciler de tüketim sonrasında ortaya çıkan atıklarla çevre üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Tüm bunlar pazarlama faaliyetlerinde doğal çevrenin de önemli bir değişken olarak gözetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Teknolojik çevredeki gelişmelerin işletmeler tarafından özenle takip edilmesi önemlidir. Özellikle patentle korunabilen teknolojiler, rekabet söz konusu olduğunda işletme için hayati güce sahip olmaktadır. Teknoloji, doğrudan teknolojiyle ilişkisi olmayan ürünler üreten işletmeler için de önemli bir değişkedir. Özellikle internet ve iletişim teknolojisi tüm işletmeleri yakından ilgilendirmektedir. Politik ve yasal çevre, hükümetlerin yasa çıkarma güçleri, politik çevreyi, çıkan yasaların gücü ise yasal çevreyi oluşturur. İşletmeler yasal düzenlemeleri kendi lehlerine etkilemeye çalışarak reaktif, kanun önerileri getirerek proaktif davranarak politik çevrelerini izleyebilir. Yasalara tabi olarak faaliyet gösteren işletmeler, tüketiciye zarar vermemesi açısından yasalarca belirlenen ürün güvenliği, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili yasalara, asgari ücret ve özel tüketim vergisi gibi çeşitli ücret ve vergi hükümlerine, yine tüketicinin korumasına yönelik reklamlara getirilen etik kurallara ve sosyal sorumluluk uygulamalarına uymak durumundadır. Kültürel çevre, kültür, toplumları oluşturan bireylerin kendi tarihsel süreçleri içinde oluşturduğu her türlü maddi ve manevi unsurdan oluşur. İşletmeler pazarlama faaliyetlerinde hitap ettikleri pazarın kültürel özelliklerini çok iyi analiz etmelidir. Yaşam tarzı, aile yapısı, toplumsal değerler en önemli kültürel çevre değişkenleri içinde yer almaktadır. Mikroçevre. Mikroçevre elemanları. İşletme. Tedarikçiler. Pazarlama aracıları. Rakipler. Baskı gruplarıdır. İşletmeye yakın olan mikroçevre değişkenlerinin, İşletme tarafından çok yakından takip edilmesi gerekir. İşletme, işletmeyi oluşturan değişik alt birimler veya departmanlar işletmenin kendi içsel çevresini meydana getirir. Pazarlama stratejileri, işletmenin tüm diğer birimlerinden etkilenir. Dahası müşterinin önem kazanmasıyla işletmelerde pazarlamanın rolü, birimler arasında köprü vazifesi olmaya yönelmiştir. Tedarikçiler, rekabette en önemli unsurlardan olan işletmenin hız, esneklik ve başarısı tedarikçilerle olan ilişkilerinden etkilenmektedir. Bu nedenle tedarikçilerle oluşturulan yakın ilişkiler ve işbirlikleri hayati önem taşımaktadır. Pazarlama aracıları, işletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden bağımsız kurumlar olan pazarlama aracıları, dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım işletmeleri, pazarlama hizmeti sağlayan kurumlar ve finansal aracılardan oluşur. Bütün bu aktörlerin üstlendikleri işler doğru ürünlerin, doğru zamanda, doğru yerde son tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırıcı etki yaratır. Müşteriler, farklı müşteri türlerine farklı pazarlama stratejileriyle hizmet vermesi söz konusu olduğunda işletmenin hitap ettiği müşteri kitlesini iyi tanıması gerekir. Rakipler, işletme, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamada rakiplerine kıyasla nerede olduğunu sürekli takip etmek durumundadır. Rakibi tanıyarak uygun strateji almak için sürekli izleme yapmalıdır. Baskı grupları, İşletme, faaliyetlerinden yarar ya da zarar gören değişik baskı gruplarını dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmek durumundadır. Bu baskı grupları, finansal baskı grupları, medya grupları, hükümet, vatandaş kaynaklı baskı grupları, yerel baskı grupları, genel baskı grupları ve içsel baskı gruplarıdır. Pazarlama çevresinin değerlendirilmesi ve pazarlama bilgi sistemi. İşletme için tehdit ve fırsatların yer aldığı pazarlama çevresinin değerlendirilmesi bilgi sistemleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Günümüzde doğru bilgiye ulaşmak önemli bir sorunsaldır. İşletmeler pazarlama bilgi sistemleri kurarak bunun üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama yöneticileri için gerekli olan bilgiyi sürekli bir temelde yaratma, analiz etme, depolama ve dağıtma sürecidir. Pazarlama bilgi sistemleri 4 unsurdan oluşmaktadır. İlki fatura, envanter kayıtları, sipariş formları gibi belgeleri kapsayan iç raporlamadır. İkincisi, sektör ve rakipler hakkında bilgilerin toplandığı pazarlama istihbaratıdır.
Üçüncüsü analitik modelleme sistemleriyle toplanan bilgilerin karar vericiler için saklandığı pazarlama karar destek sistemdir. Son olarak spesifik problemlerle karşılaşıldığında başvurulan pazarlama araştırması unsuruyla pazarlama bilgi sistemindeki görevler yerine getirilir. Pazarlama araştırmaları. Bir problemle başlanan pazarlama araştırmalarına, başta ürün, fiyat, pazarlama iletişimi ve dağıtım olmak üzere pazarlamayla ilgili her türlü faaliyette ihtiyaç duyulabilir. Pazarlama araştırması, işletmenin karşılaştığı spesifik bir pazarlama problemiyle ilgili olarak sistematik bir veri tasarım, veri toplama, veri analiz ve raporlama sürecidir. Bazı işletmeler pazarlama araştırmalarını kendileri yaparken, son dönemlerde ağırlıklı olarak görüldüğü üzere bazı işletmeler dış kaynak kullanma şeklinde uzman araştırma şirketleriyle pazarlama araştırmalarını yapmaktadır. Pazarlama araştırma süreci sırasıyla, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma planının geliştirilmesi, örnekleme ve veri toplama, veri analizi ve yorumlama adımlarından oluşmaktadır. Araştırma problemi satışların düşmesi gibi olumsuz ya da yeni bir ürünün pazara sunumunda başvurulan kavram testleri gibi olumlu bir durum olabilir. Araştırma probleminin belirlenmesiyle araştırma, gerekçelendirilmektedir. Araştırma planının geliştirilmesinde öncelikle ikincil ve birincil araştırma planlaması yapılır. İkincil araştırmada, ikincil veri denilen kaynaklarla araştırma yürütülür. İşletme içindeki muhasebe raporları, satış rakamları, envanter kayıtları, satış elemanlarının raporları içsel veri kaynakları olarak tanımlanırken, hükümet kurumları, ticari birlikler ve internet dışsal veri kaynakları olarak tanımlanabilir. Maliyet, hız, güvenirlik, erişim açılarından avantajları olan ikincil araştırmanın yeterli olmadığı durumlarda ya da araştırmanın amacı gereği yeniden veri üretmek gerekebilir. Bu durumda birincil verilere ulaşılan ve saha araştırması olarak da ifade edilen birincil araştırma yapılır. Birincil veri, araştırmanın amacına yönelik olarak araştırmacı tarafından gözlem, anket ve deney gibi yöntemlerle doğrudan elde edilen verilerdir. Pazarlama araştırması temel olarak kalitatif ve kantitatif araştırmalar olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. Kalitatif araştırmalar, elde edilen sonuçları genelleştirme yeteneği ve kaygısı olmayan küçük ölçekli araştırmalardır. Bu araştırmalar, derinlemesine mülakat, odak grup görüşmeleri ve projektif tekniklerle gerçekleştirilir. Derinlemesine mülakatta araştırmacı mülakattaki kişiye sorular yöneltir. Odak grup görüşmelerinde genellikle 6-12 kişiyle bir moderatör eşliğinde tartışmalar yapılarak veri toplanır. Projektif tekniklerde ise katılımcıların belli bir fenomene ilişkin düşünceleri kelime çağrıştırma, resim yorumlama, tematik algılama, cümle tamamlama, üçüncü kişi tekniği, rol oynama, karikatür yöntemi, analoji, sembolik analoji ve gelecek senaryosu teknikleriyle ortaya çıkarılmaya çalışılır. Kantitatif araştırmalarda büyük ölçekli araştırmalar olup genellenebilirlik özelliği taşır. Maliyet açısından dezavantajlı olsa da yöneticilerin karar almasında daha etkilidir. Araştırmalarda örnekleme ve veri toplama önemli aşamalardan biridir. Genelleme yapmak için belli bir örneklem üzerinde araştırma yapılır. Genelleme yapılacak kitle, ana kütle, popülasyon ya da evren olarak ifade edilir. Tanım olarak ana kütle, araştırmacının belirli bir çalışma için ilgi duyduğu bütün değerler, insanlar ve kavramlar içerir. Örneklem ise ama kütlenin bir alt kümesi olarak ana kütleyi temsil eder. Örnekleme iki temel şekilde gerçekleştirilir. İlki, örnek içinde yer alabilecek birimlerin seçilme şansının eşit olduğu tesadüfi örneklemedir. Basit tesadüfi örnekleme, sistematik örnekleme, kümelere göre örnekleme ve zümrelere göre örnekleme tesadüfi örnekleme teknikleridir. Örnekte yer alabilecek birimlerin seçilme şansının eşit olmadığı durumda tesadüfi olmayan örnekleme teknikleri kullanılır. Bu teknikler, kolayda örnekleme, yargısal örnekleme, kota örnekleme ve kartopu örneklemedir. Pazarlama araştırmalarında gözlem, anket ve deney yöntemleriyle veri toplanabilir. Gözlem yönteminde araştırmacı belirli kişi veya olayları gözlemleyerek bilgi toplamaya çalışır. Bu yöntem özellikle örnek kütleyi oluşturan grubun cevap verme yeteneğinin olmadığı durumlarda etkili ve güvenilir sonuç verebilir. Uygulama kolaylığından ötürü en sık kullanılan anket yönteminde ise kişilerin ankete katılmak istememesi ya da özensiz oluşu gibi dezavantajlar söz konusudur. Anket, telefon, posta ya da yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilebilir. Deneysel araştırmalarda ise saha ve laboratuvar deneyleri şeklinde neden-sonuç ilişkileri incelenir. Toplanan verilerden elde edilen bulgular, yazılım programlarıyla analiz edilir ve raporlanır.
Hazırlanan raporlar yöneticilere sunularak araştırma süreci tamamlanır. Pazarlama Yönetimi Dersi 3. Ünite Özeti. Pazarlar ve Davranışlar. Tüketici pazarları ve tüketici davranışları. Tüketim, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerin kullanmasına denir. Bu ürün ve hizmetleri kullanmak üzere satın alarak kullanan kişilere ise tüketici denir. Tüketici ve müşteri kavramları birbirinden ayrı olup, her tüketici, alıcı ve müşteri olmayabilir. Üretici ve tüketicinin, bir başka ifadeyle satıcı ve alıcının, bir araya geldiği her türlü ortama ise pazar denir. Pazar, alıcıya şekil, zaman, yer ve mülkiyet olmak üzere dört farklı fayda sağlar. Zaman faydası, ürünün istenilen ve gereken zamanda bulundurulmasıdır. Şekil faydası, ürünün biçimi, ambalajı, raflarda bulunuş ve sergileniş biçimlerini ifade eder. Yer faydası, ürünün istenilen ve beklenen yerde bulundurulmasını ifade eden faydadır. Mülkiyet faydası, ürünün bir bedel karşılığında devredilmesidir. Ayrıca pazarın varlığından söz edebilmek için ölçülebilirlik, erişilebilirlik, karlılık ve istikrar özelliklerinin var olması gerekir. Ölçülebilirlik, pazarın büyüklüğünün ve diğer boyutlarının belirlenebilme, ölçülebilmesi derecesidir. Erişilebilirlik, ürünü belirlenmiş pazar bölümlerine götürebilme ve ihtiyacı olanların bunlara ulaşabilmelerini sağlamaktır. Karlılık, belirlenen pazar bölümlerine yönelik çabaları değiştirecek kadar büyük alıcı olması ve bunun şirkete kar sağlayacak nitelikte olmasını ifade eder. İstikrar, pazarın siyasal ve ekonomik yönden tutarlı, korku ve endişeden uzak olma durumunu ifade eder. Tüketici pazarları, ürün ve hizmetlerin kişisel tatmin ya da kullanım için satın alındığı ortamlardır. Tüketici pazarında satın alma rolleri açısından dört önemli rolden bahsedilebilir. Satın alıcı tüketici, satın alma işlemini ve tüketimi birlikte gerçekleştirendir. Etkileyiciler, ürün, marka ve mağaza seçiminde etkili olandır. Satın alma kararını verenler, hangi ürünün ya da hizmetin alınacağını kararlaştırandır. Son kullanıcılar, ürünü kullanan ya da tüketen kişi ya da kişilerdir. Tüketici pazarlarının diğer pazar türlerine göre bazı farklılıkları bulunmaktadır. Bunlar, geniş coğrafi dağılım, çok sayıda alıcı ve satıcının varlığı, çok sayıda ürün çeşidi, çok aşamalı dağıtım kanalları, satın alma kararının birey ya da aile tarafından verilmesi, iletişimde reklamın öne çıkması, küçük birimler halinde bireysel satın almalar şeklinde sıralanabilir. Tüketici satın alma davranışını ve etkileyen faktörler. Tüketici davranışı, pazar yerinde tüketicinin davranışını inceler ve bu davranışın nedenlerini araştırır. Tüketici satın alma davranışını etkileyen 3 ana faktör bulunmaktadır. Bunlar, kişisel, psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlerdir. Kişisel faktörler, demografik faktörler, durumsal faktörler ve ilgilenim düzeyi olarak sınıflandırılır. Psikolojik faktörler, öğrenme, güdülenme, algılama, tutum ve kişiliktir. Sosyal ve kültürel faktörler ise aile, danışma grupları, sosyal sınıf ve kültürden oluşmaktadır. Tüketici satın alma karar süreci. Tüketici satın alma kararını bahsedildiği üzere bazı faktörlerin etkisi altında kalarak verir. Tüketici satın alma kararı verirken bazı faktörlerden çok bazısından ise az etkilenebilir. Ancak her iki durumda da satın alma kararı bir süreçten ibarettir. Tüketici satın alma kararı, problemin farkına varılması ile başlayıp, satın alma sonrası değerlendirmeye kadar uzanan bir süreçtir. Tüketici için bir şeyin eksikliğinin olması durumu, problemin farkına varılmasıdır. Problemin farkına varan ve buna çözüm arayan, bir başka deyişle ihtiyacının farkına varan ve bunu tatmin etmeye yönelen tüketici bilgi arayışına girer. Daha sonra, arama sonucu elde ettiği bilgiler sayesinde hangi ürünlerin ihtiyacını tatmin edebileceğini değerlendirmeye çalışır. Bir sonraki aşamada ise değerlendirme sonucu satın alma gerçekleşir. Satın alma sonrası ise tüketici, bu eylemin ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını sorgular ve satın alma sonrası değerlendirme yapar. Satın alma karar tipleri. Tüketici satın alma kararı, rutin, otomatik, karar verme, sınırlı karar verme, yoğun karar verme şeklinde 3 tip karar verme şeklinde gerçekleşmektedir. Rutin ya da otomatik kararlar, tüketicilerin sıradan günlük olarak sık sık verdiği alışılagelmiş davranışa dayalı kararlardır. Ara sıra satın alınan ürün ve hizmetler için verilen karar sınırlı karar vermedir. Yoğun karar verme ise ilk defa bir ürün ya da marka, riskli ve yüksek fiyatlı ya da yeni ve bilinmeyen bir ürün ya da marka alınacağı zaman karşılaşılan karar türüdür.
Endüstriyel pazarlar ve satın alma davranışı. Endüstriyel pazar kavramı ile örgütsel pazar kavramı birbirinin yerine kullanılabilen kavramlardır. Endüstriyel pazar, faaliyetlerinde kullanmak, diğerlerine yeniden satmak ya da kendi ürünlerinde ham madde ve materyal olarak kullanmak için ürün ve hizmet satılan bütün gruplardan oluşmaktadır. Bazı yönlerden endüstriyel pazar, tüketici pazarı ile benzerdir. Ancak endüstriyel pazar, pazarın yapısı ve talep, karar türleri ve karar süreci, satın alma biriminin yapısı bakımından tüketici pazarından farklılık gösterir. Diğer farklılıklar bağlamında. Endüstriyel alıcılar, genellikle bir alıcı kurum yerine üreticilerden ürün ya da hizmet satın almayı tercih eder. Endüstriyel alıcılar ile ürün ya da hizmet tedarik eden arz edenler arasında karşılıklık ilişkisi vardır. Endüstriyel alıcılar herhangi bir donanımı tümüyle satın almak yerine kimi zaman kiralamayı tercih edebilir. Endüstriyel pazar türleri. Endüstriyel pazar müşterileri, üretici pazarı, aracılar pazarı, kar amacı gütmeyen kurumlar pazarı, işletmeler pazarı ve devlet pazarı olmak üzere 5 farklı grupta sınıflandırılır. Üreticiler pazarı, başka ürünlerin üretiminde ya da üretim eylemlerini yürütmede kullanarak bir kar elde etmek amacıyla ürünler satın alan kişilerden oluşur. İşletmeler pazarı, üretim eylemleri dışında kalan günlük işletme faaliyetlerini sürdürmek için ürün ve hizmet talep eden işletmelerden oluşur. Aracıları pazarı, diğer işletmelere ya da tüketicilere yeniden satmak için ürün satın alan işletmelerdir. Kar amacı gütmeyen kurumlar pazarı, işletmelerin dışında ve kar amacı gütmeyen örgütlerden oluşur. Bunlara örnek olarak, dernek, sendika, siyasal parti verilebilir. Endüstriyel alıcı kararlarını etkileyen faktörler. Birçok ürün için tüketicilerin satın alma davranışı için geçerli olan pek çok kavram endüstriyel satın alma içinde uygulanabilir. Endüstriyel alıcı kararlarını etkileyen faktörler olarak, rasyonel olmayan karar vermeye karşı rasyonel karar verme, alıcı ilgilenimi, algılama, öğrenme ve tutumlar, kişisel etkiler, sosyal etkiler, fikir liderliği ve söylentiler yoluyla iletişim sıralanabilir. Endüstriyel alıcı satın alma karar süreci. Endüstriyel alıcıların satın alma kararı, ihtiyacın farkına varılması, ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi, tedarikçilerin tanımlanması ve tekliflerin alınması, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın almanın yapılması, ürün ve tedarikçi performansının değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Endüstriyel satın alma sürecinde ilk aşama, bir ürün ya da hizmeti satın almakla çözülebilecek bir sorunun ya da ihtiyacın farkına varılmasıdır. İhtiyacın farkına varıldığında, bir sonraki sorun mal veya hizmetin ihtiyaca uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla ihtiyaç tanımı yapılır. Üçüncü aşama, istenen ürünleri üretebilecek ya da satan potansiyel tedarikçilerin araştırılması ve eğer bu tedarikçiler uygunsa bunların satın almaya ilişkin tekliflerinin istenmesidir. Dördüncü aşama, müşteri konumundaki işletmede farklı ölçütler kullanılarak potansiyel tedarikçilerden gelen önerilerin değerlendirilmesidir. Beşinci aşama, karar verilen ürünün satın alınmasıdır. Son aşamada, işletme satın aldığı ürünü ve bu ürünü sağlayan tedarikçinin performansını değerlendirir. Endüstriyel satın alma yöntemleri. Endüstriyel alıcılar, satın almada genellikle 4 yöntemden birini kullanırlar. Bunlar, tetkik, örneklendirme, tanımlama ve müzakere edilmiş sözleşmelerdir. Ürün standart olmadığında ve satın alınacak her birinin incelenmesinin gerekli olduğu durumlarda tetkik yöntemi kullanılır. Tek bir kalitedeki bir üründen çok miktarda satın alım yapıldığında örnekleme yöntemi kullanılır. Bir bütünü temsil eden örneklere bakılması örnekleme yöntemidir. Tanımlama ya da yazılı nitelikleri temel alan satın alma, büro donanımları gibi standart ürünlerin alınmasında kullanılan yöntemdir. Müzakere edilmiş sözleşmeler, müşterinin isteğine göre hazırlanmış ürünler sipariş edildiğinde kullanılır ve sözleşmede genel ürün nitelikleri belirtilir. Pazarlama yönetimi dersi 4. ünite özeti. Pazarlama yönetimi. Pazarlama ve yönetim. Kaynak kullanan her faaliyette olduğu gibi pazarlama çabalarının da verimlilik, etkinlik ve etkililik açısından yönetilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle yönetim en yalın haliyle, kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınmasıdır. Pazarlama yönetim süreci. Her yönetim sürecinin olduğu gibi, pazarlama yönetim sürecinin de planlama, uygulama ve kontrol olmak üzere 3 temel aşaması vardır. Şekil 4.1. Stratejik pazar planlaması.
Stratejik pazarlama planlaması. İşletmenin tüm ürün pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşılmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılır. Stratejik pazarlama planlamasıyla. Misyonun tanımlanması. Stratejik iş birimleri ya da kar merkezlerinin belirlenmesi. Her bir stratejik iş birimine kaynak dağılımının yapılması. Yeni işlerle gözden çıkarılacak işlerin belirlenmesi hedeflenir. Planlaman ne başarısı geri beslemelerle artırılabilir. Geri beslemeler sonucunda, planlara esneklik de sağlanmış olur. Pazarlama planlaması hem stratejik ve hem de operasyonel olarak gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Stratejik pazarlama planlama süreci stratejik bakış açısıyla baştan sona üst yönetimin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Operasyonel pazarlama planlaması ise her bir stratejik pazarlama planlamasında ortaya konmuş olan pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanır. Stratejik ve özellikle operasyonel düzeydeki pazarlama planlarında periyodik ve zaman zaman da rutin olmayan geri bildirimler doğrultusunda hazırlanır. Gerekli durumlarda revizyona gidilir. Bu şekilde planlamada esneklik sağlanarak gerektiğinde planın her düzeyinde düzeltici önlemler alınarak değişiklikler yapılabilir. Stratejik pazarlama planlama süreci durum analizi, pazarlama analizi, pazarlama amaç ve hedeflerinin oluşturulması ile bunların ürün ve pazarlar bağlamında programa dönüştürülmesi olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Her işletmenin nerede olduğunu, hangi konumda olduğunu tanımlaması zorunludur. İşletme durum analizi ile kendisini ve çevresini en doğru ve gerçekçi bir şekilde tanımanın yollarını aramaktadır. Bu yüzden durum analizinin belirtilen amaca uygun gerçekleştirilmesi bakımından iki temel yaklaşım kullanılmaktadır. Portföy analizi. Portföy analizi bir işletmenin yeni ürün ve pazarlara açılma, ürün ya da pazarlarını geliştirme veya piyasadan çekme kararlarını verebilmek amacıyla faaliyette bulunduğu ürünleri ve stratejik iş birimlerini gruplandırmaya yarayan analiz tekniklerinden biridir. BCG büyüme pazar payı matrisi, bir işletmenin türü sibleri iki değişkenin, pazar büyüme oranı ve göreceli pazar payının, fonksiyonu olarak 4 kategoride değerlendirilmektedir. LİK bu matristeki 4 alan, yıldızlar, soru işaretleri, sağmal inekler ve köpeklerdir. SWOT analizi, işletmenin stratejik pazarlama planlamasında durum analizi sonrası pazarlama amaç ve hedefleri ortaya konmalıdır. Pazarlama amaç ve hedefleri, işletmenin hangi ürünlerde, hangi pazarlarda yer alacağı kararına rehberlik eder. Pazarlama amaç ve hedefleri. Amaçlar daha kapsamlı, hedefler ise performans değerlemesinde kullanılan daha somut kriterleri ifade eder. Amaç ve hedef kavramları birbiri yerine kullanılabilmekte, bazen de birbirine karıştırılabilmektedir. İki kavram arasında benzerlik olmakla birlikte ayırt edici yönleri de bulunmaktadır. Her iki kavram da ulaşılmak istenen nokta olarak tanımlanabilir. Amaç hedefe göre daha üst düzeyde bir tanımlama, hedefe göre çerçeve konumundadır. Hedef ise daha somut, ölçülebilir ve amaçlara ulaşmak bakımından daha kısa süreler için belirlenmiş performans kriteri olarak değerlendirilebilir. Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma. Pazarda farklı ihtiyaç, istek ve beklentiye sahip tüketiciler vardır. Üründen beklenenler, ürüne yüklenen anlamlar ve üründen elde edilmek istenen fayda pazardaki tüketiciler açısından farklı olacaktır. Bu durum pazarın benzer özelliklerine sahip tüketiciler bakımından bölümlere ayrılmasını, pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda pazar bölümlendirme, market segmentation, pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabası olarak tanımlanabilir. Pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özellikler, ölçülebilirlik, ulaşılabilirlik, ayırt edilebilirlik, yeterli talep büyüklüğü. Bir pazarın bölümlendirilmesi ve hedef pazar seçim süreci şekil 4'ten izlenebileceği gibi 5 adımdan oluşmaktadır. Bir pazarlama yönetimi, pazarın bölümlendirilmesi 5 konu önemlidir. Kırılık ve yatırımın geri dönüşünü hızlandırmak. Potansiyel alıcıları benzer ihtiyaçlarına göre bir pazar bölümünde tanımlamak. Farklı pazar bölümlerindeki alıcı ihtiyaçları arasındaki farklılıkları belirlemek. Pazar bölümü için uygun pazarlama çabalarını geliştirmek. Potansiyel alıcıları daha basit ve düşük maliyetlerle pazar bölümlerine dahil etmek. Tüketici pazarları için pazar bölümlendirme kriterleri için tablo 4.2 incelenebilir. Hedef pazar seçiminde. İşletmenin kaynakları. Ürünün özellikleri. Ürünün hayat içerisindeki yeri. Pazarın yapısı. Rekabet durumu etkili olur.
Pazar bölümlendirme sonucuna bağlı olarak pazarlama yöntemlerinin temelde uygulayabilecekleri 3 temel hedef pazar stratejisi söz konusudur. Bunlar: tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklinde farklılaştırılmış pazarlama, farklı pazar bölümleri için farklı ürünler şeklinde farklılaştırılmış pazarlama, tek bir pazar bölümüne yoğunlaşma şeklinde yoğunlaştırılmış pazarlama olarak isimlendirilmektedir. Pazarlama stratejilerinde pazar bölüm ya da bölümlerindeki boşlukları yakalayıp kendi ürün ve markalarını konumlandırmaları gerekmektedir. Konumlandırma, rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası olarak tanımlanabilir. Şekil 4-5. Pazarlama stratejileri. Pazarlama stratejileri, büyüme, sürdürme ve geri çekilme şeklinde sınıflandırılabileceği gibi ürün pazar alternatifi olarak da sınıflandırılabilir. Pazarlama stratejilerinin belirlenmesinden sonra pazarlama taktikleri ya da bir başka deyişle pazarlama programı, pazarlama karması elemanları veya pazarlama bileşenleri olarak isimlendirilen ürün, fiyat, pazarlama iletişimi ve dağıtıma ilişkin karar ve uygulamaları kapsar. Bilinen ürün ve pazarlarda ilişkili çeşitlendirme stratejisi tercih edilebileceği gibi belirli bir noktadan sonra ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi büyümeyi hızlandırabilir. Pazarlama stratejileri, savunmacı ve saldırgan stratejiler olarak da sınıflandırılabilmektedir. Genel olarak pazar lideri, öncü ya da pazarda güçlü olunan konumlar için saldırıya yönelik stratejiler daha uygun gözükmektedir. Pazarlama taktikleri. Hangi ürün hangi fiyatla hangi kanal veya aracılarla hangi pazarlama iletişim araçları kullanılarak pazara sunulacak soruların cevabının verilmeye çalışılması, pazarlama taktiklerini geliştirmeyi gerektirir. Ürüne ilişkin ürünün özellikleri, ürün tasarımı, ürün standartları, ambalaj ve etiketler, markalama, ürün zenginleştirme ve farklılaştırma ile yeni ürün geliştirme kararları bağlamında pazarlama taktikleri geliştirilir ve uygulanır. Pazarlama kontrolü. Her faaliyetin ve çabanın amaç ve hedefler doğrultusunda denetlenmesinde yarar vardır. Kontrol olmaksızın amaç ve hedeflere etkili ve verimli bir şekilde ulaşılıp ulaşılmadığına karar vermek zordur. Pazarlama kontrolü, stratejik pazarlama planlamasının bir adımı ve gereği olarak pazarlama hedeflerinden hareketle beklenen veya planlanan performanslara ulaşılıp ulaşılmadığının denetlenmesi ve farklılıkların nedenleri üzerinde çalışılarak doğru hedefler belirlemeye katkı süreci şeklinde tanımlanabilir. Pazarlama kontrolünün de yıllık plan kontrolü, karlılık plan kontrolü, etkinlik plan kontrolü, pazarlama plan kontrolü şeklinde gerçekleştirilmesi önerilir. Pazarlama kontrolü 4 açıdan gerçekleştirilebilir: yıllık plan kontrolü, karlılık kontrolü, etkinlik kontrolü, pazarlama denetimi. Yıllık plan kontrollerinde, yıllık, 6 veya her aylık dönemler itibariyle hedeflenen performanslara ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmeye çalışılır. Karlılık kontrolleri de hem genelde hem de ürün grubu, satış bölgesi, müşteri grubu ve benzeri gibi stratejik iş birimi bağlamında önemli bir diğer pazarlama kontrol türüdür. Etkinlik kontrollerinde ise özellikle pazarlama iletişim araçları ile dağıtıma ilişkin pazarlama taktiklerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediklerine bakılır. Pazarlama kontrol türlerinden dördüncüsü olan pazarlama denetimini diğer kontrol türlerinden ayıran temel özellik ise bu denetimin bağımsız ve dışarıdan bir kişi ya da kurumca yapılmış olmasıdır. Stratejik kontrol ya da pazarlama denetimi, üst yönetimin sorumluluğu ve denetimi altında gerçekleştirilir ve elde edilen sonuçlar, sonraki dönemler için stratejik amaçların oluşturulması, uygun stratejilerin seçimi ve uygulanması bakımından rehber oluşturur. Pazarlama yönetimi dersi 5. ünite özeti. Ürün yönetimi. Ürün ile ilgili temel kavramlar. Ürün, bir ya da bir grup müşterinin herhangi bir ihtiyaç ya da isteğini tatmin etmek amacıyla pazara sunulan işletmenin kazanç elde etmeyi umduğu şeydir. Bu tanım kalem gibi bir malı ifade edebileceği gibi konaklama gibi bir hizmeti, film festivali gibi bir etkinliği, Tom Cruise gibi bir insanı, Maldivler gibi bir yeri, Tema Vakfı gibi bir organizasyonu ya da herhangi bir siyasi parti görüşü gibi bir fikri kapsayabilir. Ürün, tüketici değer hiyerarşisi olarak da adlandırılan 5 katmandan oluşur. Temel ürün, temel fayda, restoran yeme içme. Baz ürün, ulaşımı sağlayacak öğeler, masa, sandalye, tabak, çatal, kaşık. Beklenilen ürün, üründen beklenilenler, kaliteli, temiz sunum ve hızlı servis. Zenginleştirilmiş ürün, ürüne eklenilen her türlü ana yemek öncesi ücretsiz meze servisi. Potansiyel ürün, ürünün gelecekte taşıyacağı özellikler,
kişiye özel tatlarda yemek servisi. Ürünlerin sınıflandırılması. Dayanıklılık yönüyle ürün sınıflaması. Dayanıklı ürünler, buzdolabı gibi uzun süre, tekrar tekrar kullanılabilen ürünler. Dayanıksız ürünler, diş macunu, şampuan gibi satın alınması sonrası hemen tükenebilen ürünler. Somutluk yönüyle ürün sınıflaması. Somut ürünler, kazak, parfüm gibi müşterilere görme, tecrübe etme gibi imkanları sunan ürünler. Soyut ürünler, eğitim hizmeti aldığımız eğitmenin tutumu gibi elle tutulup gözle görülmeyen ürünler. Tüketim ürünlerinde ürün sınıflaması. Kolayda ürünler, kasada alınan sakız gibi plansız satın alınan ürünler, çay, şeker gibi düzenli olarak satın alınan temel ürünler, anlık ihtiyaç halinde, örneğin bir anda yağmaya başlayan yağmurda satın alınan şemsiye gibi satın alınan acil ürünler, Eskişehir'e gittikçe met helvası alınması gibi belirli bir rutinle satın alınan ürünler. Beğenmeli ürünler, bulaşık makinesi, bilgisayar gibi kaliteleri benzer, fiyatları farklı homojen beğenmeli ürünler, birbirine benzese de farkı algılanan kuaför, doktor ve hizmetler gibi heterojen beğenmeli ürünler. Özellikle ürünler, özenle satın alınan, nispeten pahalı ve niş pazarlarda satılan elmas, antika gibi ürünler. Aranmayan ürünler, tüketicilerin bilmedikleri, bilseler de almayı düşünmedikleri ya da erteledikleri afet sigortası, mezar taşı gibi ürünler. Endüstriyel ürünlerde ürün sınıflaması. Ham maddeler, ekmek yapımında kullanılan un gibi başka ürüne dönüştürülecek temel ürün. Ana ekipman, ekmek yaparken kullanılan fırınlar gibi demirbaş, makine ve binalar gibi satın alıcısının işinin yürütülmesinde kullanılan ürünler. Süreç malzemeleri, daha önce bir üretim sürecinden geçerek sürece katılan ürünlerdir. Aksesuar ekipman, bir restorandaki tablo, duvar süsü gibi demirbaşa benzer aksesuarlardır. Hazır parçalar, ekmeğin kapatıldığı poşet ambalaj gibi son ürünün oluşturulmasında kullanılan bitmiş parçalar. Kullanılan ürünler, odun fırın ekmek yapımında kullanılan odun gibi üretim esnasında alınıp kullanılan fakat nihai ürünün parçası olmayan ürünler. Endüstriyel hizmetler, işletmeler tarafından kullanılan mali danışmanlık, teknoloji desteği gibi hizmetlerdir. Ürün karması kararları. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte artan rekabet işletmeleri pazara çok sayıda ürün sunmak durumunda bırakmıştır. Bir işletmenin satışa sunduğu tüm ürünler ürün karmasını oluşturur. Bu ürün karmasında birbiriyle ilişkili olan, aynı işi gören ürünlere ürün hattı denilir. İşletmenin sahip olduğu farklı ve birden çok ürün hattı, hattın genişliği nikel, her bir hattın içinde sunulan ürünler ise hattın derinliği nikel ifade eder. Örneğin, bir tekstil işletmesinin sunduğu giyim, aksesuar, parfüm gibi kozmetik ürünler ürün karmasını oluşturur. Bu karmada kadın, erkek ve çocuk giyimin her biri ürün hattını, bu üç segment, hattın genişliğini, her bir segmentte sunduğu iç giyim, üst giyim, aksesuar, parfüm ise hattın derinliğini ifade eder. İşletme ürün hattını genişletme ya da derinleştirme kararını ise. Rekabet. İşletmenin amaçları. Pazarda görülen fırsatlar. Talepteki değişmeler. Üretim olanakları, fazla kapasite gibi. Pazarların çekiciliği gibi değişkenlere göre verir. Ürün yaşam süreci kavramı. Ürünün üretiminden pazardan çekilinceye kadar olan yaşamı ve gelişimi ürün yaşam süreci kavramıyla ifade edilir. Kavram, biyolojide canlıların yaşam seyrinden esinlenilmiş, yaşayan bir organizmanın doğup büyümesi ve ölmesi sürecinde geçirdiği evrelerin farklılığı metaforunun ürünlere uygulandığı bir yaklaşımdır. Buna göre bir ürünün yaşam süreci, pazara giriş, büyüme, olgunluk, gerileme evrelerinden oluşur. Yaklaşım, bu evrelerin her birinde farklı pazarlama kararları alınması gerektiğini savunur. Pazara giriş evresinde işletme pazara yeni bir ürün sunar. Bu ürün pazar için yepyeni bir ürün olabileceği gibi mevcut ürünlerin yeni ve üst modeli, farklılaştırılmış ya da tamamlayıcısı da olabilir. Bu evrede itme, çekme stratejilerini uygulayabilir, farkındalık yaratmak, ürünü denetmek, tanıtmak ve için reklam, satış tutundurma, kişisel satış gibi pazarlama iletişimi uygulamalarına başvurabilir. Gelişme evresinde, ürün tanınmaya başlar, satışlar ve dolayısıyla kar yükselir, bu da diğer işletmeleri pazara çeker, dolayısıyla rekabet artar. Ürünü denememiş olanlara yönelik çabalara, çekme stratejilerine, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerine, marka bağlılığı yaratmaya yönelik pazarlama iletişimi etkinliklerine yoğunluk verilir. Olgunluk evresinde, pazar artık ürünü gerçekten iyi tanır,
Satışlar yükselmeye devam ederken pazar da yavaş yavaş doymaya başlar. Bu evrede, markaları farklılaştırmaya yoğunlaşılır, gerekirse yeniden konumlandırma yapılır, hatırlatıcı reklamlara ve kullanım sıklık ve miktarını artırmaya yönelik etkinliklere yönelinir. Gerileme evresinde, satışlar düşmeye başlar, ürün bilinip tanınsa da artık pek arzulanmaz, tüketicilerin, teknolojinin, modanın değişmesi gibi nedenlerle ürünler gerileme evresine girer. Bu evrede, markayı pazardan çekmeden önce markayı tazeleme, yeniden konumlandırma, yeni kullanıcılara sunma, markanın yeni versiyonlarını ortaya çıkartma, pazarlama iletişimi çabalarını ve yapılan yatırımları kısma gibi faaliyetlere yer verilir. Ancak ürün yaşam sürecine yönelik bir takım eleştiriler de vardır. Bunlar: ürünü yaşayan canlılara benzetmek doğru değildir. Ürünün yaşam sürecindeki evre geçiş noktalarını ve geçişine etki eden faktörleri belirlemek zordur. Ürünün ömrü kontrol edilemez bir değişken değildir, işletmenin ürün yönetimi şekline bağlıdır. Yeni ürün kavramı ve ürün geliştirme süreci. Pazarlamada yenilik kapsamında. Dünyanın hiç bilmediği yepyeni olan ürünler. Mevcut ürünün geliştirilmiş hali. Mevcut ürünün değiştirilmiş hali. Yeni markalar görülebilir. Yeni ürünleri geliştirme ise şu 6 aşamadan oluşur. Fikir yaratılması. Fikirlerin elenmesi. Kavram geliştirme ve test etme. Ürün geliştirilmesi. Pazar testi. Pazara sunum. İşletmeler bu süreçte ise aşağıdaki gibi bir takım sorunlarla karşılaşabilirler. Uzmanlık alanı dışındaki alanlarda yeni ürün geliştirmeye çalışma. Üst yönetimden yeni ürün geliştirmeye yönelik yeterli desteği alamama. Ürün kalitesinde yetersizlik. Pazarlama araştırmalarını iyi yürütememe. Yeni ürünün diğer pazarlama karması elemanlarıyla uyumsuz olması. Pazara giriş zamanını iyi belirleyememe. Maliyetleri iyi analiz edememe. Yeterli satış çabası gösterememe. Etkin kaynak ayrımı yapamama. Yeni ürüne aşırı güvenme. Yanlış satış tahmini yapma. Yanlış konumlandırma yapma. Rakip tepkisini doğru kestirememe. Teknik problemlerle karşılaşma. Ürünlerle ilgili kararlar, marka, ambalajlama, etiketleme. Marka kavramı. Marka, bir satıcı ya da bir grup satıcının mal ya da hizmetlerini rakiplerininkinden ayıran isim, terim, işaret, sembol, tasarım, dizayn ya da bunların bileşimidir. Renk, ses ve kokuların dahi üründe fark yaratma noktasındaki belirleyiciliği kabul görmektedir. Örneğin, bir akıllı telefonun tuş sesi, bazı renklerin, hatta kokuların bazı ürün ve markalarla özdeşleşmesi gibi. Marka hem işletmeye hem de tüketicilere bir takım faydalar sağlar. İşletmeye, daha yüksek satış miktarı ve pazar payı, güçlü işletme imajı, daha yüksek fiyatlama ve fiyat rekabetinden korunma, dağıtım kanalında etkinlik, yeni pazarlara düşük maliyetle ve kolay girme imkanı tanır. Müşterilere ise, satın alma kararında kolaylık, tüketicinin benliğini geliştirme, kalite algısında belirleyicilik gibi bir takım faydalar sağlar. Bunlara bağlı olarak tüketici sevdiği markaya güven duyar, tercih eder, daha sık ve çok kullanır, onun için daha fazlasını ödemeye razı olur, daha bağlı olur. Marka ile ilgili belli başlı bazı kavramlardan bahsetmek gerekirse. Yerel marka, yöre markası, ülkenin bir bölgesindeki tüketicilere hitap eden markalar. Örneğin, Eskişehir'de Met Helva markaları. Ulusal marka, yerel markalardan daha geniş alana ulaşıp genelde ulusal medyada tanıtımları yapılan, ülke içinde çok fazla kitleye ulaşmayı hedefleyen markalar. Örneğin, bir yerli gazlı içecek markası. Bölgesel marka, bir ülkenin bulunduğu bölgede tüketicisine ulaşan marka. Küresel marka, dünyanın hemen hemen her yerinde aynı kişilik ve kimlik özellikleriyle devam eden markalar. Örneğin, dünya çapında bilinen dizüstü bilgisayar markası. Marka imajı, tüketicinin marka hakkındaki inanışlarının bütünü. Logo, bir kurumun ve markanın iletişiminde o kurumu temsil edecek şekilde şekil, işaret ve marka adının yazı karakteriyle düzenlenmiş hali. Amblem, bir logo dahilinde yazı karakterine ek olarak kullanılan simge ve işaret. TM işareti, trademark, bu marka adı altında sadece fiziksel ürünlerin üretildiğini, SM ise sadece hizmet sektöründe faaliyette bulunulduğunu gösterir. R işareti, registered, markanın koruma altına alındığını ve ilgili tescil kurumlarına başvurularak markanın kayıt altına alındığını gösterir. Ambalajlama. Ambalaj, bir ürünü tüketiciye ulaşana kadar dağıtım ağında koruyan, uygun koşullarda saklama kolaylığı sağlayan,
kullanım kolaylığı sunan, diğer ürünlerden ayrılmasını, tanınmasını sağlayan, bilgilendirme ve satış faaliyetlerini destekleyen, kullanımdan sonra elden çıkarmayı ve atılmayı kolaylaştıran tüm kaplama, sargı malzemelerine ve kaplarına, örtülere denir. Ambalajın satışları arttırmanın yanında sağladığı faydalar. Satın alma sonrasında kullanım yararları sunma. Yaratıcılığı yansıtarak imaj geliştirme. Tüketicide farkındalık yaratma, dikkat çekme suretiyle iletişim kurma. Özgün şekliyle yeni kullanıcıları cezbetme. Dağıtım kanalının desteğini sağlama. Yasal bilgi talebini yerine getirme. Etiketleme. Etiket basit bir isim olabileceği gibi karışık bir grafik de olabilir. Ürün ne sıklıkta, ne miktarda kullanılacak, nasıl kullanılsa iyi olur, kullanımın püf noktaları, kullanırken yapılabilecek olası hatalar ve yanlış kullanımda yapılabilecekler, ürüne ait bakım bilgileri, özel tarifler, yaratıcı fikirler, kalori bilgileri, içerik bilgileri ve son kullanma tarihi gibi bilgiler içerir. Etiket türleri ise. Marka etiketi, ürün ya da ambalajın üzerine konulan ve markayı ortaya koyan etiket. Örneğin, muzun üzerine yapıştırılan etiket. Tanımlayıcı etiket, ürünün yapısı, kullanılması, korunması, performansı ve diğer önemli özellikler hakkında bilgi veren etiket türü. Örneğin, el kreminin arkasına yapıştırılan, krem içeriğini ve kullanım şeklini anlatan etiket. Sınıflandırma etiketi, ürünün belirlenen kalitesinin harfle, rakamla ya da kelimeyle tanımlanmasını ifade eder. Enerji ve büyüklük sınıfı bilgisi bu etiketle verilir. Örneğin, buzdolaplarının üzerindeki enerji sınıfı etiketi. Pazarlama yönetimi dersi 6. ünite özeti. Fiyat ve fiyat kararları yönetim. Pazarlama karmasında fiyatın önemi. Fiyat politikaları yaklaşıklı yıllardan bu yana işletmenin hedefleri için önemli bir enstrüman olmuştur. Bu zaman içinde gelişmiş ülkelerde pazarlama da önemli değişikliklere de uğramıştır. Klasik fiyat teorileri ve fiyat politikaları ekonomik gerçekçilik altında yeni modeller uygulanmasına destek sağlamıştır. Fiyat politikaları genel olarak tam rekabetçi piyasalar için tanımlanır ve fiyat politikaları da onun bir alt hedefi durumundadır. Burada sorulan soru, tam rekabet şartları altında biz kazancımızı nasıl maksimum yapabiliriz? Bu açıdan bakıldığında, fiyat politikaları girişimcinin hedeflerinde önemli bir rol oynamaktadır. Genel anlam olarak kazanç, işletmenin gelirleri ile masrafları arasındaki farktan gelir. Gelirler ve maliyetlerde pazarlamada satılan malın miktarı ile ilgilidir. İşletmenin gelirleri de satılan malın fiyatı ile ilgilidir. İşletmeler için fiyatlama kararları da diğer işletme kararları ile yakından ilgilidir. Firmaların diğer kararlarının hepsi birbiri ile bağlantılıdır. Bir ürün geliştirirken fiyatının ne olacağı fikri olmadan geliştiremezsiniz. Çünkü firma ürünü iyi satarsa kazancı artacak, satamaz ise sıkıntıya düşecektir. Bu yüzden fiyat kararları verirken çok yönlü düşünmesi gerekir. Dağıtım maliyetlerinde ürün maliyeti üzerinde önemli bir yutar ve maliyeti arttırıcı bir elemandır. Bu yüzden ürünü nasıl bir şekilde dağıtacaktır? Bu konuda da fiyatlara ve işletmenin satışlarına direkt olarak etki edecek bir faktördür. Buna dağıtım kanalının seçimi denir. Aynı zamanda ürünün satıldığı noktada müşteri bilgilerinin toplandığı yer olması bakımından da önemi büyüktür. Piyasa türleri ve fiyatlama. Tam rekabet şartları genel olarak pazarda veya gerçek hayatta yoktur. Ama özellikle gelişmiş ülkelerin pazarlarında tam rekabet ortamlarına yaklaşılmaya çalışılır, fiyat esnekliğinin olmadığı bir pazar olarak düşünülür. Ama monopol olmak serbest piyasa ekonomilerinde yasaklanmıştır. Sadece devletin üretip sattığı veya kontrolü olan ürünlerde görülebilir. Bu gibi ürünler yüksek teknoloji ürünleri, silah veya formülü gizli kimyasal ürünlerde görülür, ilaç sanayisi. Oligopol pazarlarda piyasaya hakim satıcılar vardır ve günümüzde her piyasada oligopol rekabet piyasası vardır. Başka rakiplerin pazara girmesinden hoşlanmazlar, hatta pazara yeni girenleri engellemek için ellerinden geleni yaparlar. Satıcı, pazardaki serbest rekabet şartlarını bozmak veya zorlamak için her şeyi yapacaktır. Son Volkswagen olayında görüldüğü gibi, birçok firma rekabetten kaçmak için haksız rekabet yollarını deneyebilir. Firmaların hayali birkaç firma ile pazara sahip olmaktır. Bu demektir ki, istediği fiyattan ürününü satmaktır. Fiyat amaçları. Fiyatlandırma genellikle karşı ödeme ve onların politikası olarak da görülür. Satıcı ve alıcının karşılıklı ilişkilerinden oluşan durumlarda fiyat politikaları da oluşur. Satıcı pazardaki müşterileri tanımıyorsa, anonim pazar,
kendi potansiyel müşterilerin kabul edebileceği fiyattan ürünlerini sunabilir ve müşteri bu fiyattan ürünü satın alır veya almaz. Eğer alıcı ile satıcının direkt kontağı var ise, ki aralarında mutlaka bir pazarlık anlaşması olacaktır. Bu pazarlık anlaşmaları sonucunda ise ödeme şartları ortaya çıkar. Bu durum belirli şartlardan oluşur. Başlangıç fiyatı, yapacağı iskontolar, peşin veya taksitle ödemeler, malları yollama koşulları gibi, konum belirleme, yönlendirme fiyatı ortaya çıkar. Bu spesifik sonuçlar, müşterinin durumuyla uyumlu olmalıdır. Çünkü müşteri satıcıdan farklı büyüklüklerde, farklı şekillerde, farklı taşıma süreciyle ürün temin etmek isteyebilir. Alınacak ürün miktarı arttıkça alıcı satıcıdan daima indirim bekleyecektir. Bu gibi müşteri ile satıcının birbirleriyle olan yakın ilişkilerinde ortaya çıkan fiyat değişiklikleridir, ki buna koşullar politikası da denir. İşletmelerin esas amacı kardır, ama bir nokta daha vardır ki karın süreklidir. Firma bunları sağlamak için rekabetçilerini sürekli gözlemlemesidir. İşletmelerin bazen ayakta kalması çok zor olabilir. Ekonominin iyi gittiği zamanlar satışlar da iyi gider. Ama ekonomiler tam kestirilemeyen zamanlarda krize girerler. Bu kriz zamanlarında ürün satmak çok zorlaşacaktır. Bunun için firmalar kriz zamanlarında satılan ürünü belirli bir zaman içinde beğenmezseniz geri alınır veya işsiz kalırsanız ürününüzü geri alırız şeklinde politikalarla satışlarını en azından belirli bir noktada tutabilirler. Bu bakımdan kriz zamanlarını atlatmayı becerebilen işletmeler için kazancın sürekliliğinden söz edilebilir. Satış hacmini arttırma, firmalar sattığı ürünlerde pazar payını arttırmayı amaçlarlar, AM bu tip ürünler, ürünün hayat çizgisinde gelişmekte olan yıldız ürünlerdir. Ömrünün tamamlamış modası geçmek üzere olan ürünler için satış hacmini arttırmak pek kolay değildir. Zaten bu tip ürünlerin kar marjları ve fiyatları da düşük olacaktır. Pazarda modası geçen LCD TV'ler örnek olarak gösterilebilir. Firmalar bu tip ürünler için fiyatını düşürerek pazar payını arttırmaya giderler. Bu fiyat indirimleri diğer firmaları da fiyat indirimine zorlarlar, bu şekilde tekrar başa dönülür. Satış hacmini arttırmanın anlamı, işletmeler için ürün başına sabit maliyetlerin düşmesidir. Ama fiyatı düşürmeden satış hacmini arttırırsanız, o zaman firmanın kazancından ve başarısından söz edilebilir. Fiyatın belirlenmesi, yukarıda ortaya konulan fiyat belirleme şartlarının yanında pazar durumuna bağlı olarak da farklılıklar gösterecektir. Fiyat politikasının somutlaştırılması için işletme içi ve pazar ile ilgili bilgilerine ihtiyaç vardır. İşletme içi bilgiler maliyetleri kapsar. Diğer taraftan da işletme zor da olsa pazar hakkında güvenilir bilgiler edinmesi gerekir. Üzerinde çalışacağı bu pazar bilgileri, işletme için vazgeçilmez şarttır. Eğer işletme piyasada kazancını maksimuma çıkarmak isterse, sahip olması gereken bilgiler. Arz ve talep yapısı. Rakiplerin pazardaki davranışları ve tüketicilerin pazardaki davranışlarını bilmek zorundadır. Fiyat kararlarını etkileyen çıkar grupları. Aracı kuruluşlar. Firmalar eğer ürünlerini aracı kuruluşlar aracılığı ile satıyorsa, eğer firmanın ürünü her yerde aranan bir ürünse, bunun anlamı markanın tanınma oranının yüksekliğidir. Firma ağırlığını koyabilir ve sonunda fiyatını da kendisi belirleyecektir. Ama firmanın ürünü pazarda her zaman aranmıyorsa, rakipleri çoksa, ürünlerinin fiyatını aracılara bırakmak zorunda kalacaktır. Aracı firmalar, satıcı firmadan ürünlerini devamlı indirimli satmasını talep ederler ve ürünleri indirimli haliyle satacaktırlar. Ama üretici firmalar ise bu durumda karlarının düşmesinden endişe ettikleri için fiyat kontrolünün kendilerinde olması için çaba harcayacaklardır. Buradan anlaşıldığı gibi satıcı firma ile aracı kuruluşlar arasında devamlı bir boks maçı gibi bir mücadele vardır. Bu mücadele sonucunda ya üretici firma ki ürünlerinin tanınma oran çok olmasından kaynaklanan avantajı vardır veya aracı firma kazanacaktır. Aracı firmanın büyük bir satış ağı varsa satıcı firma fiyat belirlemede zorlanır. Rakipler, satıcı firmalar her zaman rakip fiyatları dikkate almak zorundadırlar. Bunun en önemli nedeni tüm alış ve satışların serbest piyasada olması ve sizin ürününüze her zaman bir rakibin çıkmasıdır. Eğer bir cadde üzerinde bir marketiniz varsa ve satışlarınız da iyi gidiyorsa, sadece yurt içinden değil, aynı zamanda kendinize yurt dışından da bir firma rakip olabilir. Üretim faktörleri de ürün fiyatının belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Ham madde fiyatları devamlı değişim içindedir. Bazen yükselir bazen de düşer. Buna işçilik giderlerini de eklediğinizde sizin elinizde olmayan kontrol dışı fiyat oynamaları ile karşılaşılır.
Devlet bazı durumlarda piyasaya müdahale edebilir ama bu serbest pazar ekonomilerinde bu pek sık rastlanmaz. Ama maliye politikaları ile üründen alınacak vergi oranlarını değiştirerek ürünün satışı üzerinde direkt rol oynayabilir. Fiyat ve ürün bileşeni, fiyatlar basit olarak fiyat listeleri ve kataloglarda belirtilir. Klasik fiyat teorilerinde pazarlama politikalarında fiyatın anlamı kazancı maksimum yapmaktır. Fiyatları oluşturan belirli şartlar, kendi ürettikleri ürünlerin maliyetine göre, üretici firmanın pazardaki ününe ve kendi konumuna bağlı olarak oluşacak fiyat ve rakiplerin fiyatlarının durumuna bakarak da belirlenir. Çok defa firmalar ucuz fiyat ile pazara girerek pazarı ele geçireceklerini düşünürler ama her zaman müşterinin algılaması bu yönde değildir. Bu tip ürünler en alt grupta satılan indirimli iskontolu ürünlerdir veya no-name ürünler olarak tanımlanan ürünlerdir ki bu tip ürünler alt pazar müşterilerine hitap eder. Fiyatları yüksek tutarak pazar girmek ise firmanın ünü ve müşterinin kafasındaki yeriyle ilişkilidir. Üst pazarda, premium pazarda, yer almak, bir firma için uzun vadeli bir strateji olacaktır. Araştırmalara göre kaliteli ürünü olan firmalar, ürünlerini premium pazarda veya orta tabakaya ürünlerini satabiliyorlarsa, o firmanın yaşam süresi, ucuz ürün üretip satan firmanın yaşam süresine göre her zaman fazladır. Kaliteli ürün uzun vadeli stratejidir. Fiyatlara ilave olarak da firmalar müşterilerine ek imkanlar da sunabilir. Firma bağımsız olarak ürünlerine fiyat içinde garanti verebilir, bedava servis hizmetleri sunabilir. Müşteriler tüm bunları dikkate aldığında, fiyat-performans ilişkilerine bakarak karar vermek isteyeceklerdir. Fiyatlamada göz önüne tutulması gereken etkenler. Fiyatların optimizasyonu için klasik fiyat teorileriyle pazarlamada işletmenin pratiği veya tecrübesiyle de ilgilidir. İşletme için fiyat değişimleri her zaman tehlike teşkil edecektir çünkü tüketicinin ve rakiplerin reaksiyonlarını tahmin etmek son derece güçtür. Fiyat değişimlerinin genel olarak sebepleri. Maliyetteki değişimler. Talepteki değişimler ve rakip ürünlerin fiyatlarıdır. Girişimcinin başarısı, pazarlama enstrümanları, pazarlama bileşenleri, çerçevesinde, sattığı ürünlerin fiyatına yansır. Fiyatlandırma veya fiyat değişimleri sadece zamanlaması önemli rol oynamaz, aynı zamanda da firmanın pazardaki payı ve pazar şartları da etkili olacaktır. Bu değişmeye fiyat elastikiyeti denir. Yani pazardaki karşılaştırmalı satışlardaki değişimi ile fiyat değişimidir. Bunun anlamı fiyatımı değiştirirsem pazardaki payım ne olacaktır? Bunun mutlaka doğru tahmin edilmesi gerekir. Fiyat ile satış miktarı arasındaki fonksiyona fiyat-pazar fonksiyonu denir. Fiyatlardaki değişiklikler genelde fiyat politikalarıyla ilişkilidir. Müşterinin algıladığı fayda, müşterinin satın alma gücü, satıcının istediği fiyat, yukarıda da belirtildiği gibi fiyat elastikiyetinin önemli unsurlarıdır. Satıcı bir ürüne farklı fiyat isteyebilir veya farklı fiyat seçenekleri koyabilir. Bu fiyat farklılaşması ise ürüne, servis hizmetlerine, örnek olarak, verilen garantiler, coğrafi farklılıklara, pazara uzaklık, farklı pazarlara veya satış miktarı ile ilgili kriterlerden satıcılar aynı ürünü farklı fiyattan satabilirler. Diğer bir örnek ise telefon ve elektrik faturaları ücretlerinin fiyatlandırmasıdır. Yurt dışı konuşmalar her zaman pahalı olacaktır. Elektrik faturalandırmada evde tüketilen elektriğin kilowatt saati ile endüstrinin, bir fabrikanın, kullandığı elektriğin kilowatt saati aynı olmayacaktır. Sonuçta fiyat farkları her zaman kullanım amacına uygun olarak farklılıklar gösterecektir. Müşteriye yöneltilen fiyat farklılaşmalarında, müşterinin fiyatlara karşı farklı davranış göstermesi de önemli rol oynayacaktır. Burada bir ürünü alan müşterinin farklı motivasyonu, fiyat tercihi ve tutumlarıdır. Müşteri bir ürünü alırken ürün fiyatı ile ürünü hakkın kafasında yorumu satın almaları etkileyecektir. Ürünün fiyatının yüksekliği onun kalitesinin de iyi olacağı şeklinde yorumlayabilir veya tam tersi de yorumlanabilir. Ayrıca tüketicinin satın alma gücü de fiyatların farklılaştırmasında önemli rol oynayacaktır. Aynı ürün İstanbul'da bir mağazada ve Japonya'da bir mağazada farklı olabilir. Sonuç olarak fiyat oluşması her zaman lineer doğru orantılı değildir. Ürün fiyatının düşürülmesi o ürünün çok satacağı anlamına da gelmeyecektir. Yeni ürün fiyatlama stratejileri. Yeni ürün fiyatlandırmada izlenebilecek iki strateji bulunmaktadır. Bu stratejiler. Pazarın kaymağını alma stratejisi, yeni ürünleri fiyatlarken ürünün kısa zamanda başa baş noktasına ulaşmasını, yatırımların kısa zamanda geri dönmesini ya da rekabet oluşuncaya kadar pazarda mümkün olan en yüksek payı almayı amaçlar. Pazarı ele geçirme stratejisi.
Başlangıçta düşük fiyat uygulayarak pazara derinliğine girme ya da yüksek pazar payı stratejisidir. Pazarı ele geçirme stratejisi, aşağıdaki koşulların bulunması durumunda pazarın kaymağını alma stratejisine göre daha uygundur. Satış miktarı fiyata karşı çok duyarlıysa, kısaca talebin fiyat esnekliği yüksekse, düşük fiyatlarla talebi arttırma fırsatı daha yüksektir. Geniş miktarlarda üretime yapıldığında, üretim ve pazarlama giderlerinin birim başına üretim ve pazarlama giderlerinde azalma olmalıdır. Pazara yeni olarak sürülen ürün, tüketiciler üzerinde yeni izlenimini bırakmayabilir. En önemli koşul, ürünün pazara sunulmasından hemen sonra güçlü bir rekabetin ortaya çıkmasıdır. Düşük fiyatlar uygulayarak pazarı ele geçirme ve pazar payını arttırma amacı güden işletmeler, bir yandan da pazara girmek isteyen rakip işletmelerin cesaretini kırmak isterler. Pazarlama Yönetimi Dersi 7. Ünite Özeti. Dağıtım Kanalları ve Lojistik. Pazarlama kanallarına genel bir bakış. Ürünlerin üreticiden tüketiciye akışının koordine edilmesini gerektiren dağıtım kanalında yer alan aracı kuruluşlar, dağıtım sistemi içinde depolama, malzeme elleçleme, ürünlerin bir noktadan diğerine taşınması gibi fiziksel hareketleri içeren ve ürün akışını etkin kılabilmek için çok sayıda fonksiyonu düzenler ve yerine getirirler. İşletmelerin malları ve hizmetleri için seçmiş olduğu dağıtım kanallarında verilen kararlar pazarlama kararları üzerinde de önemli etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle dağıtım kararlarına yönelik strateji pazarlama karmasının bir parçası olarak işletmenin pazarlama stratejisinin de diğer bileşenleriyle uyumlu olmalıdır. Pazarlama kanalı ürünlerin tüketicilere doğrudan akışını sağlayarak tek grup ya da işletme tarafından koordine edilir. Üreticilerin ürünlerinde tüketici tatminini sağlamak üzere üretim noktalarında pazara doğru kurmak zorunda oldukları ilişkiler dağıtım kanalının sınırlarını ortaya koymaktadır. İşletmelerin dağıtım faaliyetleri işletme içi ve işletme dışı kanal üyelerinin çalışmaları sonucu gerçekleşir. Söz konusu kanal üyeleri dağıtım kanallarını oluşturur. Dağıtım kanallarını kanalda yer alan işletmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından aracısız ve aracılı kanallar olmak üzere iki biçimde açıklayabiliriz. Aracısız dağıtım kanalları, aracısız bir dağıtım kanalında, üreticiler ve tüketiciler arasındaki değişim ilişkileri aracılara gerek kalmadan ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasını sağlar. Bu durum çoğu kez işletme açısından maliyetlerde, müşteriler açısından da fiyatlarda olumlu yansımalar yaratabilir. Ancak bu durumda uzun zaman alan, zahmetli ve verimlilikten uzak bir değişim fonksiyonu ortaya çıkar. Burada ortaya çıkan yoğun ve karmaşık ilişkiler pazarlamacılar tarafından dağıtım kanalında yer alan aracıları her zaman ortadan kaldırabilirsiniz, ancak dağıtımın gerektirdiği fonksiyonları kendiniz üstlenerek yerine getirmek zorunda kalırsınız şeklinde ifade etmektedirler. Aracılı dağıtım kanalları. Aracılı dağıtım kanal seçeneği, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri elde etmeleri için gereken ilişki sayısının sınırlanmasına olanak tanımaktadır. Dağıtım kanalı bulunmayan ortamlarda üreticiler her bir müşterisi için ayrı ve doğrudan ilişki kurmak zorunda kalır ve aynı durum müşteriler için de söz konusu olur. Bu durumda işletmelerin etkin bir dağıtım stratejisi oluşturmaları başarı için kaçınılmaz bir koşuldur. Dağıtım kanalı işlevleri. Ürünlerin üretim yerlerinden tüketicilere akış süreci içinde yer, zaman, şekil ve sahiplik açısından çeşitli uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. Dağıtım kanalları bu tür uyumsuzlukları giderme fonksiyonuna sahiptir. Dağıtım kanalının üretici işletmeler açısından önemli fonksiyonları ve faydaları bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Pazarlama çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama. Pazara sunulan ürünler için tanıtım ve pazarlama iletişimi. Alıcılarla ilişki kurma. Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma. Alım-satım gerçekleştirmek suretiyle mülkiyeti devretme. Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçekleştiren fiziksel dağıtım. Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama. Üreticilerden tüketicilere olan süreçte risk taşınma. Dağıtım kanalı türleri. Dağıtım kanalları türlerine göre üçe ayrılır. Bunlar. Tüketim ürünlerine yönelik kanallar. Tüketim ürünlerine yönelik kanallar, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını ele almaktadır. K1. Doğrudan kanallarda denilebilen bu kanalda ürün doğrudan üreticiden tüketiciye yöneliktir. Örneğin, çiftçi mısır yetiştirir ve tüketicilere yetiştirdiği bu ürünleri doğrudan satar. Doğrudan kanal dışındaki diğer 3 düzey olan ve aracılı, özellik taşıyan kanallarda ise ürün tüketiciye ulaşmadan önce bir ya da daha şazlı aracıdan geçmektedir. K2, ürün üreticiden perakendeciye, oradan da tüketiciye geçer.
Örneğin Beko bulaşık makinesi üretir ve bu makineleri Media Market tüketicilere satar. K3, hem bir toptancıyı hem de bir perakendeciyi içine alır. Taze meyve ve sebzeler gibi çoğu bozulabilir ürünler üreticiler tarafından toptancılara satılır. Onlar da ürünü tüketicilerin bunları satın aldıkları süpermarketlere satarlar. K4, üreticilerin mallarını toptancılara satan acenteler ve brokerler aracılarıyla ürünün yönetimini sağlar. Acenteler ve brokerler toptancı fonksiyonlarının çoğunu yerine getirirler. Ancak, belirli teknik ve finansal konularda toptancılardan ayrılırlar. Endüstriyel ürünlere yönelik kanallar. Endüstriyel ürünlere yönelik dağıtım kanalları ürünlerin üreticilerden endüstriyel işletmelere ya da başka ürünlerin üretiminde veya günlük faaliyetlerini yürütmede kullanacak olan işletmelere doğru akışını ele almaktadır. K1 düzeyi doğrudan dağıtım kanalıdır ve uçak, bilgisayar gibi pahalı gereçler için sıkça kullanılır. Bu kanal, kısıtlı sayıda müşterisi olan endüstriyel mal üreticileri için ve hemen hemen her tür hizmet için oldukça iyidir. Geriye kalan kanallar, esas olarak toptancı gibi hareket eden endüstriyel dağıtıcılar ve veya acenteleri kapsar. Hizmet götürülmesi gereken müşterilerin sayısı arttığı ve satın alma ortalaması düştüğü için, üreticilerin doğrudan müşterilere satış yapmak yerine dağıtıcı işletmelerle iş yapması daha verimli olmaktadır. Çok sayıda doğrudan satış yaptığı müşteriye sahip olan ancak bir dağıtıcı işletme kullanabilecek kadar kapasitesi olmayan üreticiler K3 düzeyini tercih eder. Bu kanal seçeneğinde üreticiler, ürünü onu kullanan işletmelere satan bölgesel acenteler ile sözleşme yaparlar. K4 düzeyi genellikle stoklarını tekrar ve sıklıkla doldurma ihtiyacı duyan müşterilere sahip küçük ölçekli üreticiler tarafından kullanılır. Çoklu kanallar. Üreticiler ürünlerini şartlı bir pazara yönlendirdiklerinde genellikle çoklu kanallar aynı anda birçok şartlı kanal biçimlerini kullanmayı verimli bulurlar. Örneğin, IBM ana bilgisayar gereçleri ve büyük bilgisayar araçlarını doğrudan imalatçılara ve diğer büyük organizasyonlara satar. Ancak yedek parçaları eklentilerini ve yazılımları yerel bölge içindeki dağıtıcı işletmeler aracılığı ile pazara ulaştırır. Kanal yönetimi ile ilgili temel konular. İşletmenin pazardaki başarısı kullanılan kanal sayısından ziyade kanalın seçimine bağlıdır. Ancak dağıtım kanalları kendiliğinden oluşmaz, onların organize edilmeleri ve doğru biçimde yönetilmeleri gerekir. İşletme her bir kanalı ayrı bir birim olarak değerlendirmeli ve o kanalın içindeki her bir üyeyi acente, dağıtıcı firma, toptancı ve veya perakendeci dikkatle ele alarak analiz etmelidir. Bu nedenle kanalın doğru tasarlaması ve kanal içi operasyonların etkin bir biçimde koordine edilmesi için dağıtım kanalınca ortaya konulan fonksiyonların kanal yöneticilerince iyi anlaşılması gerekir. Uygun dağıtım kanalı tasarımı, mevcut bir dağıtım kanalı yoksa ya da mevcut kanalların değişikliğe ihtiyacı varsa, pazarlamacılar kanal tasarımı geliştirmek durumundadırlar. Bu nedenle, kanal tasarımı fiyat, ürün ve pazarlama iletişimi hakkındaki kararlar gibi aynı doğrultuda bir ön karar vermeyi gerektirir. Kanal hedeflerini belirleme, kanal hedefleri, işletmenin tüm pazarlama hedeflerine ulaşmada kanaldan hangi rolü oynamasının beklendiğini tanımlar. Bu nedenle kanal hedeflerinin ilgili hedef pazara sunacağı hizmetin istenilen düzeyine göre belirlenmesi gerekir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süpermarketlerin inde ve orta gelir düzeyinden orta üstü gelir düzeyine sahip kişilerin bulunduğu bölgelerin önünde sergilenen ürüne sahip olmak. Dağıtım hedeflerini belirlemede önemli olan, istenen pazar kapsamını belirlemektir. Pazar kapsamının 3 ana düzeyi, yoğun, seçimli ve özel dağıtımdır. Yoğun dağıtımda, ürünün uygun görülen tüm satış noktalarına dağıtımı yapılır. Seçimlik dağıtımda, sadece uygun bazı satış noktaları ürün dağıtımı için seçilir. Özel dağıtımda ise ürün, nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılır. Hedef pazarın yapısı. Pazarlama yöneticisinin hedef pazarın yapısını değerlendirmek için, nüfusun yoğunluğuna ve büyüklüğüne bakması gerekir. Pazar büyüklüğü ilgili hedef pazardaki tüketicilerin sayısını ifade eder. Genel anlamda hedef pazarda ne kadar çok tüketici varsa aracı kullanımı da o oranda artar. Hedef pazarın belli bir coğrafi bölgede toplanmasına da pazar yoğunluğu adı verilir. Pazar yoğunluğu özellikle belirli coğrafi alanlarda toplanma eğilimi gösteren endüstrilerin bulunduğu yerlerdeki endüstriyel ürün pazarları için oldukça önemlidir. Pazar yoğunluğu için en basit ve pratik kural, pazar ne kadar yoğun olursa olsun, dağıtım kanalı da o kadar doğrudan olur kuralıdır. Hedef pazarın ihtiyaçları, pazarlama yöneticileri, hedef pazarın ihtiyaçlarını değerlendirmek için şu iki önemli alanı göz önünde bulundururlar: satın alma miktar ve sıklığı,
Tüketicilerin beklediği hizmet düzeyi. Genel anlamda satın alma miktarı ne kadar küçük ve satın alma ne kadar sıksa kanal da o kadar uzun olur. Ürünün yapısı, kanal seçimi için önemli olan ürün özellikleri, ürünün büyüklüğü ve ağırlığı, dayanıklılığı, kontrol düzeyi ve gereken girdi durumudur. Örneğin, bu tür büyük ve hacimli ürünler genellikle doğrudan kanallar kullanılarak daha verimli satılabilir. Kanal seçimi, pazarlama yöneticileri kanallarını seçmeden önce hem kanal seçeneklerinin maliyetini hem de kanalda yer alan uygun aracıların özelliklerini düşünmeleri gerekmektedir. Aracılar uygunluklarına, tiplerine ve sağlayabilecekleri hizmet kalitesine göre değişiklikler gösterebilirler. Dağıtım kanalını düzenleştirme, kanal koordinasyonu dağıtım kanalının verimli bir şekilde fonksiyonunu yerine getirebilmesi için işbirliğinin sağlanması gerekir. İşbirliğinin olabilmesi için kanal üyeleri arasındaki çatışmaların minimize edilmesi gerekir. Ancak, kanallarda yer alan işletmeler bağımsız birimlerden oluştuğu için kim hangi kanal fonksiyonunu yerine getirecek, kırlar nasıl dağıtılacak, kanal içinde kim ne kararlar verecek ve hangi kanal üyeleri tarafından hangi ürünler yönetilecek gibi konular üzerinde her zaman fikir birliğine ulaşamama riski ve tehdidi vardır. İki ya da daha fazla kanal üyesi arasındaki sürtüşme genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu kanal çatışması diye adlandırılır. Dikey pazarlama sistemleri. Yeni bir kanal koordinasyon şekli olan dikey pazarlama sistemleri daha mükemmel bir düzenleme sunar. Dikey pazarlama sistemleri profesyonel olarak yönetilir ve tek bir pazarlama kanalı üyesi tarafından merkezden kontrol edilir. Dikey pazarlama sistemleri, dağıtım kanalında yer alan tüm işletmeler arasında işbirliğinin bulunması demektir. Üç tür dikey pazarlama sistemi vardır: ortaklık, sözleşmeli ve yönetilen. Ortaklık şeklindeki dikey pazarlama sistemleri üretim ve dağıtım fonksiyonlarını tek bir sahiplik altında toplar. Sözleşmeye dayalı dikey dağıtım sistemleri, üretim ve dağıtım işletmelerinin çabalarını bir sözleşme esasına dayalı olarak bütünleştirirler. Yönetilen sistemlerde kanaldaki üyeler bağımsız kalmaktadır. Dağıtım kanalı, kanalın bir üyesi tarafından yönetilmektedir. Kanalın bu üyesi diğerleriyle kıyaslandığında büyük bir iş hacmi ve etkiye sahiptir. Bu sistem, kanal liderliği sistemine benzemektedir ancak, burada kanal üyelerinin daha uzun dönemli bir taahhüdü söz konusudur. Pazarlama lojistiği. Pazarlama lojistiği kimi zaman fiziksel dağıtım olarak da adlandırılmaktadır. Müşteri beklentilerini karşılayabilecek bir faydayı yaratmak üzere üretim noktalarından tüketim noktalarına dek malların, hizmetlerin ve bunlarla ilgili enformasyonun fiziksel olarak akışının planlanması, yürütülmesi ve denetimini kapsamaktadır. Pazarlama lojistiği, yalnızca pazara doğru dağıtımı değil aynı zamanda işletmeye doğru dağıtımı ve geriye doğru dağıtımı da kapsamaktadır. Lojistik sistemin amaçları. Pazarlama lojistiğinin amacı en düşük maliyetle yeterli bir müşteri hizmet düzeyi sağlamayı hedeflemektir. İşletme önce müşterileri için çeşitli dağıtım hizmetlerinin önemini araştırmalı ve sonra da her pazar dilimi için istenilen hizmet düzeyini oluşturmalıdır. Amaç satışları değil kârları maksimize etmektir. Bu yüzden, işletme, maliyetlere karşılık yüksek hizmet düzeyi sağlamanın yararlarını ölçmelidir. Lojistik faaliyetlerin organizasyonu. Lojistik organizasyonu, İşletme planlarının yürütülmesinde öncelikle göz önünde tutulması gereken faaliyetlerden birisidir. Planların yürütülmesinde yararlanılan biçimsel yetki ve sorumluluk hatlarını, iş gören ilişkileri ve iletişim hatları lojistik organizasyon yapısı ile oluşturulabilir. Lojistik kapsamında yer alan işlevler taşınma. Taşınma, lojistik sistem içinde ihtiyaç duyulan ürünlerin ve üretimle ilgili girdilerin akışını sağlayan bir fonksiyondur. İşletmelerin kullanacağı girdilerin, İstenen nitelik ve nicelikte, istenen zamanda ve yerde bulundurulması, ayrıca fiyatlarının ve ödeme koşullarının uygun olması taşlama araçları ve olanakları ile sağlanabilir. Stok yönetimi, üretim ve tüketim noktalarının genellikle birbirinden ayrı olması lojistik sistemin her aşamasında yeterince stok bulundurmayı gerekli kılmaktadır. Stok, işletmenin elinde bulundurduğu, İleride kullanacağı ya da pazara sunacağı fiziksel ya da parasal değerlerle ölçülebilen ürün grubu ya da gruplarıdır. Depolama ve ambalajlama, lojistik sistemin en önemli fonksiyonlarından birisi olan depolama, ürünlere zaman faydası sağlaması açısından oldukça önemlidir ve taşıma ile birlikte birbirini bütünleyen iki temel fonksiyon olarak kabul edilir. Depolamanın temel amacı, en düşük maliyetle en yüksek yararı sağlama ve işletme ürünlerini istenilen zamanda tüketici ya da kullanıcıya ulaştırmaktır. Malzeme aktarımı, endüstriyel süreç içinde insan ya da makinelerden çok malzemeler yer değiştirmektedir.
Malzeme aktarımı durum ve biçimleri ne olursa olsun, malzemelerin hareketleri, yüklenmesi, boşaltılması, islenmesi, depolanması v.v. ile ilgili faaliyetler toplamıdır. Buna göre malzeme aktarımı, herhangi bir ürün ya da hizmeti oluşturma amacıyla üretim işletmelerinde, depolarda, taşlama işletmelerinde ve aracı kuruluşlarda gerçekleşen tüm aktarma eylemleridir. Müşteri hizmetleri ve sipariş işleme, lojistikle ilgili müşteri hizmetleri genellikle sipariş girişiyle başlayan ve müşteriye ürünün teslimiyle biten bazı durumlarda donanım, bakım, onarım ve diğer teknik desteklerle süren dağıtım faaliyetleri zincirini kapsamaktadır. Rekabet ortamının yoğunlaştığı serbest ekonomik sistemlerde hizmet düzeyinin artışıyla gelir artışının birbirine paralel olduğu düşüncesi genel bir kuraldır. Lojistik müşteri hizmet düzeyi ile sağlanmaya çalışılan katkı toplam kaliteyi arttırıcı çabalardır. Dağıtım fonksiyonu da bu bakımdan alıcı-satıcı ilişkilerinde son halkada yer alır. Temelde bu son aşama ürünlerin fiziksel olarak aktarımıdır. Dağıtım müşteri hizmet düzeyinin iyi ya da kötü olması bu aktarım işlemi sırasında kendiliğinden ortaya çıkar. İyi hizmet ürün değerini arttırırken kötü hizmet ürün değerini ve müşteri memnuniyetini düşürerek toplam kaliteyi olumsuz yönde etkiler. Pazarlama Yönetimi Dersi 8. Ünite Özeti. Pazarlama İletişimi Yönetimi. İletişim ve iletişim süreci. İletişimin amacı doğru fiyatlandırma ve kanallar aracılığıyla tüketiciyi, ürünün değeri hakkında bilgi vermek, farkındalık yaratmak, dikkat çekmek, satın almaya teşvik ya da ikna etmektir. Mesajın kaynağı göndericisi sahip olduğu bilgiyle hedef kitlenin algılama ve tutumunda etkili olan, güvenilebilir kurum veya kişidir. Kodlama ve mesaj fikirlerin ve bilginin sembolik biçime getirilerek sözlü, sembolik ya da sözsüz olarak iletilmesidir. Kanal doğrudan ve yüz yüze hedef kişilere mesajın iletilmesi kişisel kanal, kitlesel iletişim araçları ile mesajın iletilmesi ise kişisel olmayan iletişim kanalları olarak tanımlanmaktadır. Alıcı bilgi ya da düşüncelerin mesajla iletildiği, kodları açan kişidir. Gürültü mesajın doğru anlaşılmasını engelleyen dış etkenler. Tepki ya da geri bildirim bilginin hafızaya alınması ya da sipariş verilmesi alıcının tepkisi, bu tepkinin göndericiye iletilmesi ise geri bildirimdir. Pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi. Mevcut ve potansiyel müşterilerde belirli bir anlam yaratmak amacıyla ürünün pazarlama karması unsurları hakkında mesaj iletmeyi ya da iletişim kurmayı sağlayan pazarlama programı pazarlama iletişim karması ya da tutundurma karması olarak ifade edilir. Karmanın araçlarından bazıları şunlardır. Reklam. Halkla ilişkiler. Kişisel satış. Satış tutundurma. Doğrudan tutundurma. Bütünleşik pazarlama iletişimine geçiş. Kitlesel pazarların küçük parçalara bölünmesiyle birlikte reklam ve promosyonların yanı sıra internet ve diğer teknolojik iletişim araçları mesajın iletilmesinde önem kazanmıştır. Bu farklı iletişim araçlarının koordine şekilde çalışarak aynı mesaja ulaştırması bütünleşik pazarlama iletişimi olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, marka, hizmeti ya da işletme için seçilmiş olan mesajın planlanması ve yürütülmesinde reklamı halkla ilişkiler, satış tutundurma işlevlerinin bir bütün olarak kullanılmasıdır. Bu koordinasyon tutarlı imaj yaratılmasında ve tüketicilerle güçlü bir iletişim kurulmasında etkili olacaktır. Reklam, mal, hizmeti ya da fikir ile ilişkili mesajın kişisel olmayan kanaldan kitlesel iletişim ortamında belirli bir ücret karşılığı alıcıya ulaştırılmasıdır. Geniş kitlelere ulaşmada etkin olan reklam doğrudan geri bildirim alınamayan bir iletişim aracı olarak görülmektedir. Reklamın amacı, eski yeni ürün ve fiyat değişikliği hakkında bilgi vermek, ürünün kullanımına ilişkin bilgileri vermek, yanlış izlenimleri düzeltmek, alıcının korkularını azaltmak ve işletme imajı oluşturmak ve ikna etmektir. Mesaj stratejisi. Tüketicilerin iyi tanınması yoluyla hangi genel mesajın onları ikna etmek için uygun olacağının belirlenmesidir. Ürünün özelliği, değeri, fayda ve avantajları, neden alınması gerektiği konularında kafa karıştırmayacak bilgileri içermelidir. Mesaj stratejisi, fonksiyonel faydaya bağlı olarak ayrıcalıklı satış önerisi ya da psikolojik özdeşleşmeye bağlı duygusal satış önerisi stratejilerine dayandırılarak belirlenir. Reklamlar kafa karıştırmamalı, eğlenceli ve yaratıcı olmalıdır. Ünlülerin kullanılması, gerçek hayattan kesitler sunma, bilimsel kanıt sunma veya duygusal unsurla kullanma mesaj aktarımında etkili stratejiler olarak değerlendirilmektedir. Medya stratejisi. Temel medya ve spesifik medya kanallarının zaman, ulaşım, sıklık ve etki değerlendirmelerinin yapılması ile mesajın iletilme şeklinin ve yerinin belirlenmesidir. Ulaşım,
reklama maruz kalan kişi ya da hane sayısı, televizyon radyo reytingi, gazete tirajı. Sıklık, mesaja maruz kalma sayısı. Medya seçiminde, ürünün yapısı, maliyet, mesajın cinsi, bilginin içeriği, hedef kitlenin medya izleme alışkanlıkları göz önüne alınmaktadır. Medya araçlarına karar verilirken ise daha spesifik olarak hangi kanal ya da gazetenin seçileceğine ve zaman dilimlerine karar verilmektedir. Reklamın etkilerinin değerlendirilmesi. Reklamın, amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ürüne yönelik farkındalığın, tutumların, bilginin ve tercihlerin değerlendirildiği amaç testleriyle belirlenebilmektedir. Satışa yönelik etkiler ise satı ve kar karşılaştırmaları yöntemiyle belirlenmektedir. Satış tutundurma. Tüketicileri, maddi nitelikli, fiyat indirimi, kupon, para iadesi ya da maddesel nitelikli, yarışma, çekiliş, armağan gibi promosyon ve kampanyalarla ek fayda sağlanarak bir ürünü satın almaya teşvik etmek anlamını içermektedir. Satış tutundurma verilen desteğe bağlı olarak perakendecilere de uygulanmaktadır. Tüketicilere yönelik satış tutundurma özellikleri. Etki, zaman sınırı olması nedeniyle fiyatlarda promosyon sırasında ani bir yükselme ve promosyon sonrasında düşüş görülebilmektedir. Deneme, düşük ilgilenimli ürünler ya da farklı bir markaya sadakatin fazla olduğu ürünlerin yaratıcı kampanyalarla denenmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Maliyet, satış tutundurma faaliyetleri, işletme için pahalı olabileceği gibi satış sonrası kar marjlarının düşük olmasına da neden olabilmektedir. İmaj erozyonu, promosyonların süreci ve sıklığının ürün imajının zedelenmeyeceği düzeyde olması gerekmektedir. Tüketicilere yönelik satış tutundurma amaçları. Mevcut ürünlerin denenmesini veya tekrar satın alınmasını sağlayarak satışları arttırma. Yeni ürün tanıtımı. Marka bağımlılığı yaratma. Diğer işletmelere karşı rekabet gücünü arttırma tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları. Örnek ürün dağıtımı. Reklam yoluyla ürünlerin özellik ve faydalarının iyi anlatılamadığı durumlarda gerçek boyutlu ya da küçük numuneler dağıtılarak ürünün denenmesi sağlanmaktadır. Maliyetli bir araçtır. Kupon dağıtımı. Gazete ve dergiler, ürün paketleri aracılığıyla ya da doğrudan mağazadan alınabilen kuponlar belirli bir fiyat indirimi sağlayan araçtır. Armağanlı paketler, çoklu ürün paketleri daha fazla ürünün, normal fiyatı ya da daha azını ödeme yoluyla daha fazla tüketimini sağlayacak armağan niteliğindeki ekstra ürünleri içermektedir. Armağan dağıtımı, parasız ya da düşük fiyatla ürünün içinde, ürüne iliştirilmiş ya da yanında sunulan, kısa sürede çok sayıda ürün almayı teşvik edebilen teşviklerdir. Fiyat indirimleri, kısa süre için perakende fiyatın düşürülmesi olarak ifade edilmektedir. Pahalı markalara geçişi teşvik edebilmektedir. Para iadeleri, satın alma sırasında ya da tekrar satın almalarda ürün fiyatının belli bölümünün tüketiciye iade edilmesidir. Yarışma ve çekilişler, az sayıda tüketicinin şansı ya da becerilerine göre değerli armağanlar kazandığı satış tutundurma araçlarından biridir. Sıklık programları, sadakat devamlılık programları tüketiciler hakkında bilgi sunan veri tabanları oluşturma yoluyla daha iyi iletişim kurma ve spesifik promosyonlar geliştirme imkanı sunan bir tekniktir. Genellikle hizmet işletmelerinde uygulamalarına sıkça rastlanmaktadır. Etkinlik pazarlaması, sponsorlukla karıştırılmaması gereken etkinlik pazarlaması, spor, konser, fuar ve festivaller gibi temalı ya da temasız etkinliklerle tüketicilerin ürünleri deneyecekleri ortamların yaratılmasıdır. Coca Cola'nın Rock'n'Joke Festivali. Alıcılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amacı. Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak, ürünün dağıtımını teşvik etmek ve satış gücünün motivasyonunu artırmak, rakip ürünlere karşı ekstra teşvikler sunmak. Raflarda elde edilecek yeri artırmak ve daha iyi pozisyon elde edilmesini, ürünün özel bir şekilde sergilenmesini sağlamak. Ürünlerin aşırı stoklama problemlerini çözmek, kısa dönemli satış hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek. Müşterilerin veri tabanı bilgilerinin toplanmasına ve ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak. Halkla ilişkiler. İç ve dış müşterilerle iletişim kurarak bir kurumun ya da ürünün imajını güçlendiren, koruyan ya da yeniden inşa eden ve genellikle parasal ödeme gerektirmeyen iletişim biçimidir. İç müşteri, çalışanlar, çalışanların aileleri, sendikalar ve hissedarlardır. Dış müşteriler ise genel halk, yerel topluluklar, hükümet, ticari birlikler ve baskı gruplarıdır. Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, bu grupları mal, hizmeti ya da işletme hakkında bilgilendirmektedir. Halkla ilişkilerin amaçları.
İyi niyet iletmek. Bir mal ya da hizmeti tutundurmak. İşletme içinde bilgi verme ve yanlış bilgileri düzeltme yoluyla içe dönük iletişim sağlamak. İşletmeyi hakkında çıkan olumsuz haberlere karşı savunmak. Hükümet görevlileriyle ve askıda bekleyen yasalarla ilgili lobi yapmak. Yöneticilerin kamuyla ilgili konularda nasıl bir duruş sergileyecekleri, çalışanların halk önünde nasıl görünecekleri ve kurum yönetiminin halkın tepkilerini tahmin etmesi konularında öğüt ve danışmanlık vermek. Halkla ilişkilerin araçları. Çeşitli faaliyetlere maddi destek sağlanan sponsorluk, ikna, inandırma ve tanıtma yoluyla karar alıcıların kararlarının etkilendiği lobicilik ve kurumun yapısı, felsefesi ve kimliğiyle ilişkili kurumsal reklamlar halkla ilişkiler araçlarındandır. Haber niteliği taşıyan duyurumlar ücretsiz olarak basın bültenleri, basın toplantıları, açık oturumlar, sohbet programları ve özel haberlerde duyurulmaktadır. Kuruluşun felsefesi, özel olaylar ve diğer güncel konular duyurumlar arasında yer almaktadır. Kişisel satış. Alıcı ve satıcı arasında doğrudan ilişki kurulan etkili bir pazarlama aracıdır. Yüz yüze ya da telefonla gerçekleştirilen iletişim müşterinin spesifik ihtiyaç ya da durumuna uygun şekilde bireyselleştirilebildiği için esnektir. Kişisel satışın amaçları. Müşterilere teknik bilgiyi ve gerekli yardımı sağlayarak satış gerçekleştirmek, yeni müşteri elde etmek. Pazar hakkında bilgi toplamak, bunları rapor etmek ve aracıların personel eğitimine destek vermek. Kişisel satışın zayıf yönleri arasında, maliyetli olması, her müşteriye ulaşamama, iletişim araçlarında kontrolün sağlanamaması, satış personelinin davranış ve mesajları arasında tutarsızlık sayılabilmektedir. Kişisel satış süreci. Satış öncesi, potansiyel müşterilerin bulunarak ürün için gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Yeterli bilginin elde edilmesiyle, müşterinin ziyaret edilmesi mümkün hale gelmektedir. Satış aşaması, ilk izlenimin oluşturulduğu bu süreçte müşteriyle yapılan ilk görüşmede sunumlarla müşterinin zihninde ürün ya da hizmetle ilgili imaj oluşturulmakta, iyi niyet gösterilmektedir. Sorulan sorularla müşterinin gerçekte neye ihtiyaç duyduğu, değerleri ve faydaları keşfedilmektedir. Satış aşamasında fiyat, ödeme koşulları, ürün özellikleri, ürünün bakım ve servisi gibi itirazların, müşterilerin duyguları dinlenerek ve önyargısız biçimde çözülmesi gerekmektedir. Müşterinin almaya niyetli olduğunun anlaşılmasıyla alternatif seçim tekniği ya da özet kapanış tekniği ile kapanış gerçekleştirilmektedir. Satış sonrası, ürün kalitesi, ürünün müşteriye sevk tarihi yerleştirilmesi ve montaj, kullanıma ilişkin eğitim, faturalama ve onarım satış sonrasında müşteriyle iletişim konuları arasında sayılmaktadır. Doğrudan pazarlama. Müşterilerle doğrudan iletişim kurularak ya da ticari bir işlemi etkilemek amacıyla bir ya da birden fazla reklam medyası kullanılarak ölçülebilir bir tepki alınmaktadır. Temel amaçlar. Satışı kapatmak. Gelecekte ilişki kurmak için aday müşteriler bulmak ve seçilmiş müşterilere derinlemesine bilgi vermek. Müşterilerin fikirlerini almak, bir ürünü kullandıkları için ödüllendirmek ve marka bağlılığını hızlandırmak. Doğrudan pazarlama uygulamaları. Doğrudan posta. İnternet araçları, e-posta ve metin mesajları. Telepazarlama, telefonla pazarlama. Kataloglar. Televizyonda doğrudan tepki pazarlaması, 60-120 saniye arası sürebilen, ürünü ikna edici biçimde tanımlayan, sipariş için ücretsiz telefon numarasının verildiği reklamlardır. 30 dakikalık infomercial reklamlar ya da televizyon programları veya alışveriş kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kiosk pazarlama, bilgi ve sipariş makinelerini mağazalara, otellere, hava alanlarına yerleştirerek pazarlama. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.